genel izleyici için uygundur. Bu akşam tarafsız bölge başlıyor. Siyasi bir tartışma yapmayacağız bu akşam. Koronavirüs gündemine döneceğiz. Çünkü o alanda gerçekten konuşulması gereken çok konu var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Şimdi bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları yorumlayacağız. İki, bugünün rakamlarını yorumlayacağız. Üç, genel olarak bakacağız. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? 4. Alışveriş merkezleri tartışmasını masaya yatıracağız. Alışveriş merkezleri boyutundan olaya bakanlarla Mehmet Ceyhan Hoca'yı karşı karşıya getireceğiz. Bu akşam tarafsız bölgede her şeyini konuşacağız konunun. Ve 5. 4 kıtadan bağlantılar yapacağız. Oralarda nasıl? Mesela şu anda pandeminin merkezi neredeyse Brezilya. Brezilya'da durum nedir? Son durum nedir? Madagaskar'da ilk ölü bugün ortaya çıktı. Bütün bunlara bakacağız ve en sonunda da Mehmet Çiningiloğlu Hoca var. Her zaman olduğu gibi klasik. Şimdi önce Mehmet Ceyhan Hoca'ya bir merhaba diyelim. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar. Hocam şimdi bugünün rakamları, ben bugünün rakamlarında ölü sayısı, vefat sayısı dikkatimi çekti. İlk kez 31'e kadar indi. Yani tabii ki her vefat içimizi acıtıyor ama buna dikkat kesilelim mi? Siz çünkü genelde ya bir gün öyle olur, öbür gün böyle olur. Bunlara özellikle vefat sayısına fazla dikkat kesilmemek gerekir görüşündesiniz ama ne diyorsunuz bu konuda? Tabii vefat sayısı daha da azalacak çünkü yoğun bakımdaki hasta sayısı az. Genellikle bu hastalar yoğun bakıma yatıp oradan öldükleri için orada zaten hem yoğun bakımda hem de solunum cihazına bağlı, yani durumu ağır olan hastalar grubunda giderek azalıyor hasta sayısı. Bunlar da düşüyor oradan. Düştükçe yeni yatan hasta az, orayı da gene bir iyileşen ve yeni vaka sayısı gibi düşünebiliriz. Yani yoğun bakımından işte iyileşerek ya da ölerek çıkan kişilerin yerine yatan sayısı az oldukça hem ölü sayısı azalıyor, kaybedilen hasta sayısı, hem de yoğun bakımda yatan hasta sayısı. O zaman bundan sonraki günlerde bu sayının azalış devam edecek diye bekliyoruz, vaka artmazsa yani. Vaka artmazsa yani her şey böyle giderse daha da azalabilir diyorsunuz. Tabii bir de şöyle bir durum var. Tabii ilk başta hala o ilk başta verilen verilerle konuşmamak lazım. Aradan zaman geçti, bu hastalığın seyrini çok daha iyi anladık. Ta Çin'de işte ilk yayınlandığında %85 hafif seyrediyor. İşte %15'i ağır seyrediyor. %5'i yoğun bakıma yatıyor diye konuşmaya devam ediliyor. Ama bu doğru değil. Çünkü artık öğrendik ki çok daha fazla hasta hafif seyrediyor. Yoğun bakıma yatış oranları %5'ten dünya ortalaması %1.8'e düştü. Bizde bu oran %1.3 civarında. Dolayısıyla yani artık dünyadaki seyrinde de yoğun bakıma yatışlar ve ölüm oranları azaldı. Bunun nedeni nüfusu ve dolayısıyla hastaları yaşlı olan İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler artık azalışa geçtiler. Şu anda vaka artışını sürekleyen iki tane büyük ülke, yani Rusya ve Brezilya'nın ortalama yaşı vakalarının genç. 40'lı rakamlarda. Dolayısıyla artık daha az vaka yoğun bakıma yatıyor, daha az ölüm oluyor eskiye göre. Peki o zaman bu da önemli bir bilgi. Yani artık o eskisi gibi bu virüs çok ölümcül diyemeyiz. Virüs ölümcül aslında. Virüsün ölümcüllüğünde bir değişiklik yok ama virüs daha çok 60 yaşın üzerindeki kişileri öldürüyor.
ve 60 yaşın üzerinde hastalanan fazla olan nüfusu yaşlı işte Avrupa ülkeleri artık devreden çıktı. Onların vaka sayıları iyice azaldı. Şimdi nüfusu daha genç olan, dolayısıyla vakaları daha genç olduğu için daha hafif seyreden ülkeler artış gösteriyor. Rusya ve Brezilya başta olmak üzere. Dolayısıyla ortalamalar bayağı değişti. O ilk baştaki gibi değil artık. Ben şeyi anlamıyorum hocam. Bu mesela diyelim ki Almanya'nın yaşlı nüfusu çok fazla. Ya da İtalya'nın yaşlı nüfusu çok fazla. Oradaki yaşlılar bu işi atlattılar mı yani, onu mu diyorsunuz? Hayır, onlar İtalya'da çok yaşlı öldü. Ama İtalya'da az öldü, Almanya'da az öldü. Bunun nedeni de şu, Almanya'da vakaların ortalama yaşı 49, İtalya'da 62. Çünkü bulaş şekli farklı oldu Almanya'da. Almanya'da bir işte kayakçıyla başladı. Sonra böyle işte genç grupların toplantılarıyla yayıldı. O arada tabii Almanların kültürü Akdeniz ülkelerinden daha farklı. Yaşlılarla gençler genellikle bir arada oturmuyor. Dolayısıyla onlara bulaş az oldu Almanya'da ve dolayısıyla ölüm oranı onlara göre çok daha düşük oldu. %4 civarında oldu. Öbür tarafta İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da %10'u geçti ölüm oranları. Çünkü hastalananlar ağırlıklı yaşlı insanlardı bu ülkelerde. Almanya'da, Türkiye'de, Rusya'da, Brezilya'da daha genç grup hastalandı. Peki bizim sorum, zaten hem nüfusumuz benim, genç. Hocam artmış. Benim sorum şu. Tamam, İtalya'yı alalım, İspanya'yı alalım, Fransa'yı alalım. Oradaki yaşlı evet. insanlar için tehlike geçti mi? Yani o diyorsunuz ki oradaki yaşlılar zaten diyorsunuz. Hayır. Etkileneceği kadar etkilendi. Bitti artık orada. Hayır. Vaka sayısı düştü diyorsunuz. Onu nasıl anlamalıyız? Hayır. Şöyle, vaka sayısı azaldı. Aldıkları tedbirlerle azaldı. Şu anda örneğin İspanya'da bir çalışma yapıldı. Antikor çalışması. Hiç beklendiği gibi çıkmadı. Görüldü ki nüfusun sadece %5'i antikor geliştirmiş. Yani bağışık hale gelmiş. Fransa'da bu oran %4.4 oldu. Yani demek ki yaşlılar dahil nüfusun önemli bir kısmı bağışık değil hala. Şu anda tedbirlerle bu azalıyor vakada. Ya o zaman hocam, yarın tedbirler kaldırıldığında. Tamam, yani Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da tedbirlerin tümünü kaldırsalar risk devam ediyor. Yaşlılar için risk devam ediyor. Tamam, ben de onu anlamaya çalıştım. Tabii mesela maske ve sosyal mesafe kuranına uymazlarsa yeni salgınlar çıkacak orada. Ve yaşlılar hala orada tehdit altında demektir bu yani. Yani iş bitmiş değil, onu tabii, anlıyoruz. Tabii. Hocam peki bugünün rakamlarında biz bugün vaka sayısını bir hayli gerilettiğimizi görüyorum. 1158. Dün de 1366 idi. Evet. Yani iki günün verilerine baktığımızda evet. bir gerileme var diyebilir miyiz vaka açısından? Tabii ki diyebiliriz ama bunu gene de tedbirli olup mesela çarşamba, perşembe vaka sayıları artarsa bunların oranları değişebilir. Onun için benim hep söylediğim şey şu, bunu günlük rakamlarla değil bloklar halinde değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda biz işte farklı uygulamalar yapıyoruz. Örneğin bazı işte tedbirleri kaldırıyoruz bir yandan sokağa çıkma yasakları uyguluyoruz. Bunların etkileri biraz geç çıkıyor ortaya. Onun için 3 günlük bir blok alsak bile yarını da alıp ortalamasını alırsak eğer, diyelim ki bu 1200 civarında bir ortalama rakam etti yarınki sayılarla. Bir önceki 3 günün ortalaması 1600'ler civarında. Bu da çok ciddi bir düşüşü gösterir. Ve bunun tabii önemli olan bu işte hep bahsettiğimiz bulaşıcılık kat sayısı, yani bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı, bu alınan tedbirlerle giderek düşüyor demektir. Yani ama tedbirleri bırakırsak bu birin altına üstüne çıkar ve yeniden vaka artışları görürüz. Yani birin altına bulaştırma gücünü birin altına indirmek güzel evet. ama onu orada tutmak gerekiyor tedbirlerle. Evet.
Yani anlıyorum onu. Hocam aynen peki. Öyle. Çünkü diğer birçok ülkede gördük problemi. Doğru. Tedbirleri kaldırınca tekrar birinin üstüne çıktı. Doğru. Almanya'da oldu mesela. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam şimdi tekrar dünkü aynen, iki doğru. günün rakamlarını getirebilir miyiz ekrana? Onlarla ilgili bir şey soracağım. Şimdi burada iyileşen sayısındaki azalma da herhalde normal değil mi? Hani onun da bir açıklaması var. Tabii hatırlarsanız ilk o grafiği gösterdiğimizde bu iyileşen sayısı böyle 5000'lerde 4000'lerde kalmayacak, azalacak demiştiniz. Çünkü bu direkt yatan hasta sayısıyla ilgili. Yatan hasta sayısı azalınca bir süre sonra iyileşen sayısı da azalıyor. Şimdi burada önemli olan güvenli bölgede kalabilmek. Güvenli bölge dediğimiz iyileşen sayısının yeni vaka sayısından yüksekte olması. Bunun İşte iki katı olması, üç katı olmasının bir önemi yok. Bu böyle gitmeyecek. Daha da yaklaştığı günler olacak. Bu sayıların birbirine bayağı birbirine eşit gibi olacağı dönemler de olacak. Yeter ki bunu sürdürebilelim. Yani orada hocam şu mu? Sürece, iyileşen sayısı, vaka sayısından her zaman bir fazla bile olsa önemli mi yani? O bir fazlalık önemli midir? Evet. Son aynen öyle. Son derece önemli. O hep bizim salgın tehlikesiyle kısa zamanda bir salgın tehlikesiyle karşılaşmayacağımızı gösteriyor. Çünkü sağlık sistemimizin kullanılabilir ve salgın da olsa cevap verebilir durumda olduğunu gösteriyor. Onun için güvenli bölge diyorum. Yani burada kalıcı olursak eğer biz bazen mesela bu 1100'ler yarın 1700-1800'e çıkabilir. Telaş etmemek lazım. Yeter ki biz gene iyileşen sayısının altında kalalım. Peki iyileşen sayısının bir üstüne çıksa mesela diyelim ki bugün 1615, bugünkü vaka sayısı 1616 evet. olsaydı tehlike çanları çalar mıydı? Çok dikkatli olmamız gerektiğini gösterir ama dediğim gibi orada da gene tek günlük rakamlara göre yorum yapmamak lazım. Çünkü bu iş ortalamalar meselesidir. Yani epidemiyolojide hiçbir zaman tek günlük değerlerini kullanmayız ki günlük oynamalar yanıltmasın bizi. Çünkü bu iş dalgalanmalarla gider. Böyle dümdüz bir çizgi şeklinde olmaz. Sizin ortalamada azalma eğiliminde olmanızdır önemli olan. Yoksa mesela bir gün diyelim ki yarın birdenbire 2500 vaka oldu ama daha sonra gene 1100 diye devam etti. O 2500 salgının gidişine ciddi bir etki yapmaz. Çok iyi anladım. Önemli olan o 3 günün ortalamasında nerede olduğumuz. Peki hocam şimdi... Bir de sol sütunu gösterebilir miyiz bakanlığın açıklamasındaki? Yani toplam iyileşen sayısı, toplam Şimdi vaka toplam sayısı. Vaka sayısı 150.593. Toplam iyileşen sayısı 111.577. Evet. Yani 150 bu bine... Bu da bize bakın bu çok önemli. Evet. 150 bine 111 bin. Şimdi nedir önemli 4000, bunun? Evet. Bunun önemi şu. 4000 küsurda ölüm var. Ölümle iyileşen hasta sayısının toplamını toplam vakadan çıkardığımız zaman bize şu anda aktif olan yani virüsü bulaştırabilecek ve kaynak olabilecek kişi sayısını veriyor. Kaç oluyor ona o zaman? Vaka sayısı diyoruz. Bu ikisini çıkardığımız zaman aşağı yukarı işte 35 bin civarında bir aktif vakamız 34 var. 34 bin. Mehmet Hocam bu hesabı biz sizinle, çok özür dilerim, biz sizinle daha önce yaptık. Yine aynı toplamayı, çıkarmayı yaptık geçtiğimiz günlerde. 400 bindi o zaman. 400 bin. Şimdi ne olmuş peki? Ve onun 10 katı 400 bini alıyordu. Şimdi 35 bin olmuş. Demek ki bizim virüsü taşıyan ama haberi olmayan bundan insan sayısı kabaca 350 bin. 350 bin. Bunun azalması çok önemli. 400 çünkü, binden 3. Evet. Ya şu mu demek çünkü hocam? Diyelim ki işte, şu anda bir dakika bunu bir açıklayalım. Şu anda Türkiye'de alalım bunu görüntüyü. Şu anda Türkiye'de biz geçenlerde yapmıştık sanıyorum bir hafta önce yaptık bu hesabı sizinle yine aynı ekranda. Evet. Dediniz ki 400 bin enfekte olmuş ve işin farkında olmayan kişi var Türkiye'de demiştiniz.
Bu akşam bu sayıyı kişi var. Evet. Bu sayıyı revize ediyoruz. 350 bin kişi diyorsunuz. Civarında. 350 bin. Bu azalma evet. İyi bir şey mi? Şimdi bu çok önemli. Tabii ki bu çok önemli. Şöyle düşünün. Okulları açacaksınız, camileri açacaksınız, işte kreşleri açacaksınız. Eğer bu diyelim ki işte 350 binler civarındaysa açtığınız kreşte ya da camide bunlardan bir ya da birkaç tane bulunma ihtimali hala var demektir. Ama bu rakam azalır da işte mesela 1000 bizim aktif vakamız 1000 ve virüsü taşıyan kişi sayısı da 10 bine düşerse o zaman sizin mesela işte gittiğiniz camide, gittiğiniz okulda ya da gittiğiniz spor müsabakasında bunlardan biriyle karşılaşma şansınız azalır. Diyelim ki o bahsettiğimiz işte bilmeden virüsü taşıyan kişiler de %60-70'i düzgün davranıyor, maskesini takıyor, sosyal mesafeye uyuyor. Geriye kalır 300-400 kişi bütün Türkiye için. O da tabii riski çok düşürür. O yüzden hani güvenli bir ortam olmasının birinci şartı virüs taşıyan kişi sayısının azalması tabii. Bu rakamı nasıl buluyorduk hocam? Bir daha tutalım. Her seferinde buna bakmamız lazım. Bir daha söyler misin? Toplam vaka sayısından evet. Toplam vaka sayısından iyileşenleri ve ölenleri çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz rakamı da 10'la yani mı çarpıyoruz? Yani 111 bin. Evet. Elde ettiğimiz rakam bize tanı konmuş aktif vakayı gösteriyor. Ama bunun 10 katı kadar dünyadaki çalışmalar böyle görünüyor. Fransa, İspanya'da böyle çıktı. 10 katı kadar da eğer bilmeden virüsü taşıyan tanı konmamış kişi olursa aşağı yukarı onun 10 katı 350 bin civarında ediyor. Peki bu 350 bin... 60 bindi mesela bugün 350 bine indi. Peki bu 350 binin kaçı İstanbul'dadır sizce? %60'ını düşünelim. Yani 350 bin mesela 400 binken 250 bin civarında diye düşünüyordum. Şu anda da 350 binin en az 200-220 bini İstanbul'dadır. Bu da yaklaşık her 100 kişiden bir kişi anlamına gelir İstanbul nüfusunda. Dolayısıyla hala gene İstanbul'da 500 kişilik bir yere gittiğinizde istatistik hesapla tabii yani bu illa öyle olacak değil ortalaması 1 kişinin 5 kişinin virüs taşıyan kişi olma ihtimali var. 500 kişilik bir yerde. Ama 10 kişilik bir evet 10 kişilik bir yere gittiniz diyelim bir kuaför salonuna gittiniz. O zaman her 10 bu şekildeki her 10 kuaförden birinde rastlanabilir buna. Yani bunların hepsinin işte kuaföre gittiğini ya da berbere gittiğini düşünürseniz. O nedenle bunu rakamı hep aklımızda tutup daha sonraki değerlendirmelerde hep o günkü rakama göre değerlendirmekte yarar var. Peki hocam. Çok önemli. Mesela yoğun bakım. Evet, yoğun bakım. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısına bakıyoruz. Burada çok büyük bir değişiklik görmüyorum. Küçük bir azalma var gibi görünüyor. Ama bunlar da tabii dediğim gibi hem dünyadaki bu bizim nüfusumuzun genç olması nedeniyle hem de işte yeteri kadar bu kişilere yatak bulmamız gereken tedaviyi sağlamamız nedeniyle düşük olmaya devam ediyor ve hocam şeyi oraya geçmeden şeyi kafam takıldı. Ya evet. 10'la çarpmak yani çok biraz abartılı gibi geldi bana. Ya o ne niye 10'la çarpıyoruz? Yani ben size şöyle söyleyeyim. Tabii. Ben size şöyle söyleyeyim. Örneğin New York City'de bir çalışma yapıldı. New York'un şehir merkezinde insanların %2.2'si tanı konarak COVID-19 diye hastaneye başvurmuş. Yani tanı konmuş. Ama bunların sonra aynı bölgede bir antikor çalışması yapıldı ve görüldü ki oradaki halkın %22'si pozitif yani virüsü geçirmiş, bu virüse yakalanmış. Ama bunların sadece onda birine tanı konmuş. New York'un eyaletine baktığınız zaman gene aynı oran devam ediyor. Örneğin %1.5 bulunmuş orada, %14'ü
Ama antikorla pozitif bulunmuş. Yani antikorla pozitif bulunan hastalığı geçirmiş kişilerin sadece %10'una tanı konabilmiş. Arizona'da yapıldı bu çalışma. Arizona State Üniversitesi yaptı ve orada da 20 katı çıktı. Stockholm'de yapıldı, İsveç'te. Orada çok daha yüksek çıktı. Yani hastalık tanısı konanların yüzlerce kat üzerinde kişinin bağışık hale geldiği görüldü. %30'lara kadar çıktı orada bağışık olanlar. Fransa bir modellemeyle yaptı ama İspanya ölçümle yaptı. Orada da aynı şekilde 10 katı kadar kişinin, tanı konan vakaların 10 katı kadar kişinin aslında hastalığı geçirdiği ve antikor pozitif hale geldiği. Ha, diyor, biz diyorsunuz. Zaten bu bizim bu örneklere evet, bakarak onunla çarpıyoruz diyorsunuz. Tabii. Ortalama olarak. Ama bunlar zaten yeni çıkan şeyler değil. Genellikle pandemilerde bu rakam hep böyle çıktığı için şöyle bir şey denir epidemiyolojide. Eğer herkesi tarayan bir test politikasınız varsa, yani iyi belirtisi olmayan işte kişilere de test yapıyorsanız, bunun 5 katı kadar, bulduğunuz pozitiflerin 5 katı kadar, sadece hastalara test yapıyorsanız 10 katı kadar kişi bu hastalığı bu bilimsel bir ölçüt geçirmiştir. Bu bilimsel bir ölçüt o zaman, onu anlıyoruz. Tabii, aynen öyle. Mehmet Hocam, o zaman şöyle mi? Yani ben İstanbul'da sokağa çıktığımda, bir kalabalık gördüğümde, 100 kişilik bir kalabalık gördüğümde, onların içinden bir kişinin enfekte olmuş COVID-19 hastası olduğunu düşüneceğim, varsayacağım. Değil mi? Olay bu yani. Yani virüsü taşıyan. Virüsü taşıyan şu anda kişi olduğunu düşünüyorum. Ama o kişi olabileceğini tabii. O kişi virüsü taşıdığını bilmiyor. Yani çünkü semptom göstermiyor, değil mi? Bilmiyor. Evet, yani İstanbul'da o zaman her 100 kişiden bir kişi virüsü taşıyor ama virüsü taşıdığının farkında değil ve o bulaştırma kabiliyetine sahip. Değil, evet. Yani bu önemli aslında. Dahil, yani. Evet, eğer o kişi maske takmışsa, siz de maske takmışsanız size bulaştırma şansı çok düşük. %3 kadar yaklaşsanız bile, sosyal mesafeyi korursanız zaten hiçbir şey riski yok, tehlikesi yok. Ama o kişi eğer maskesini düzgün takmamışsa, çenesinin altına koymuşsa, siz de karşılaştığında sizin maskeniz var. O zaman da belli şartlar var. Onları bir slide göndermiştim Onur Bey'e. Eğer onları görebilirsek oradan söyleriz ya da daha sonra isterseniz söyleriz. Hocam şöyle yapalım. Reklamdan sonra sizinle karşılaştığında onu görelim. Bir reklama gideceğim şimdi. Olur, tabii. Reklamdan sonra bakalım onlara. Bir de şu konu var, çok merak ediyorum. Şimdi biz bugün üçüncü gün evdeyiz, evlerdeyiz. Bütün 19 Mayıs tatiliyle de birleştirilerek bir 4 günlük, yarın gece sona erecek olan bir 4 günlük süreç bu. Şeyi soracağım, onu çok merak ediyorum. Bu 4 evet, günlük sürecin rakamsal karşılığını biz ne zaman göreceğiz? Bunu bir türlü anlayamadım şu pandemi başladığı günden beri. Onu bir merak evet, ediyorum. Bir de onu soracağım. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkarak yeni uygulamalara bakacağız. Bayramda da evlerdeyiz. Bütün Türkiye'de ilk kez böyle bir şey oluyor. Bunu da size soracağım. Yani bunun nedeni ne olabilir? Niye tabii, bütün Türkiye'yi kapsadı? Hepsi reklamdan sonra. Evet, tekrar birlikteyiz. Hocam, Mehmet Ceyhan Hoca Ankara stüdyomuzda. Şimdi siz bir şey gönderdim dediniz. Bu muydu? Neydi bu? Evet. Ha, en riskli ak. Bu nedir hocam, bu grafik? Yani burada anlatılan tam olarak bize bir açıklar mısınız? Evet. Burada neyi anlatıyorsunuz? Şimdi evet, yani burada şöyle İşte böyle bir şey sorulduğunda insanlara sorulmuştu. En riskli bu salgın odaklarının ortaya çıktığı, yani birdenbire böyle
50-100 onun üzerinde vakaların ortaya çıktığı aktiviteler nedir diye sorulduğunda çok büyük bir çoğunluğu işte bu seyahat gemileri, gezi gemileri diye cevap vermiş. Çünkü çok bilinen 3 tane olay oldu. Fakat o gerçek verilere baktığımızda ilk 50'ye bile girememiş. Dolayısıyla acaba nedir diye bakıldığında çok ilginç bir şekilde en büyük bu şekilde salgınlar et depolama tesislerinde ortaya çıkmış. Çünkü çok yoğun bir şekilde insanlar birbirine yakın ve soğuk ortamda çalışıyorlar. Dolayısıyla orada işte 5000'in üzerinde vaka ortaya çıkmış ve 20'nin civarında da ölüm olmuş. Sonra baktıklarında işte özellikle mesela bu ikinci planda gelen sanıyorum onu bölmüşler arkadaşlar. O da geliyor şimdi. Şimdi burada baktığınız evet sonucu ondan sonra söyleyelim geriye dönüp eğer mümkünse. Evet geldi. Evet. Düğün, işte doğum günü partileri, toplantılar falan gibi aktiviteler ikinci sırada çıkmış. Bunlar da zaten çok fazla salgın ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi mesela Almanlar yeni yayınladılar dün. Bir henüz daha vakaların yeni başladığı dönemde 13 kişilik bir toplantı. Tabii henüz daha maske, sosyal mesafe kavramı falan yok. Ve bir İtalyan hekim toplantıya katılan ve farkında değil henüz daha hastalık belirtileri başlamamış. Bu da hep sorulur hani insan orada düşüktür, bulaşı az olur diye. Geriye kalan toplantıdaki diğer 13 kişinin tamamına bulaştırmış. Bunların işte %58'i orta derecede seyretmiş, diğerleri hafif seyretmiş ama yani oradaki bir 9 saatlik toplantıda tamamı enfekte olmuş. Süre ne kadar uzarsa zaten o kadar riskli seyrediyor. Üçüncüyü görelim. Bunu değiştirebilirsek. Geliyor. İş yerleri. Evet. Burada da özellikle iş yerindeki aktiviteler mesela bu yüz yüze görüşme yapılan iş yerlerinde olmuş. Özellikle işte böyle gişe olan işte hatta yüz yüze gelen yerlerde çıkmış salgınlar ve dolayısıyla bunlar bir defa riskli olaylar. Dördüncü sırada da evet. Özellikle dini toplanmalar, dini törenler çıkmış. Bunlar tabii bizim durumumuza baktığınız zaman özellikle bu dini törenlerde bizim Hristiyanların kilisedeki törenleriyle karşılaştırdığınız zaman bizde mesela cemaatin konuşması falan daha azdır. Şimdi biraz sonraki slaytta o konuşma aktivitelerinin etkisi de var. Hocam orada önce şurayı bir bitti mi bu burası? Yani evet. Şöyle bir dört kategori için geçelim şunu isterseniz onu da geçelim. Bir de şunu mu diyorsunuz evet. Yani? Şimdi bu dört kategori için burada en tehlikeli alanlar. Yani bu riskli işlemlerin, evet bu riskli işlemlerin tabii nasıl düzeltileceği için öneriler var sonuçlarda. En başa gelirsek özellikle soğuk hava depolarında, et paketleyen yerlerde yani soğuk ortamda çalışılan yerlerde insanların maske takmasının önemi ve çok kalabalık insanı aynı anda oraya sokmamak gerektiğinin önemi ortaya çıkıyor. Bir o yani. Mutlaka bunları yani azaltmak şöyle, gerekir. Et depolama evet. Yerlerinde evet. Çalışanlar, bu soğuk ortamda çalışanlar. Ya da diğer soğuk hava depolarında çalışanlar. Soğuk hava en riskli yerde çalışıyorsunuz. İnsanları vardiyeler, evet. En riskli yerde çalışıyorsunuz. Vardiyelere bölerek. Aman dikkat edin, az evet. insan girsin evet. O alana. Mutlaka maske takın. Burası en az 1,5 metre mesafe bırakın ve maske takın. Evet. Hocam şimdi orada. Bunlar evet, tabii tecrübelerden yani edinilen tecrübelerden yola çıkılarak artık söylenebilen tabii, şeyler. Tabii. En riskli alan soğuk hava. Peki soğuk aynen. Olmasının nedeni ne? Hani soğukta virüs daha mı etkili bulaştırıyor? Tabii, çünkü bunlar şöyle şimdi direkt solunum yoluyla bulaşmada havanın bir etkisi yok hava sıcaklığının ama özellikle virüsün ortamda canlı kalabilmesi açısından soğuk hava daha
avantajlı tabii virüs için. Daha uzun süre kalabiliyor. Bir de bulaştırma gücü daha artıyor galiba. Daha fazla görülmüş. Tabii özellikle klimayla soğutuluyorsa burada risk daha yüksek. Öyle mi? Klimayla ilgili yapılan bir çalışma da var. İleride. O klima konusunu konuşacağız. Yani hocam şimdi... Yarattığı peki konu, o bir daha sonra konuşuruz onu. Peki et soğuk hava depoları, et depolama yerlerinde çalışanları uyardık. İkinci uyarı, en tehlikeli ikinci yer. Geçtik. Evet, ikinci yer toplantılar, özellikle işte doğum günü partileri, düğünler, nişanlar, bu gibi kutlama toplantılarında ve işte konferanslarda, bilimsel toplanmalarda. Burada riskin yüksek olduğunu gördük. Burada da mutlaka insanların daha sonra göreceğiz. Hani nefes alıp vererek oturduğunuz zaman risk çok daha düşük. Ama konuştuğunuz zaman karşı karşıya risk artıyor, bulaş riski. Ya da hapşırırsanız çok daha fazla artıyor. O zaman bunları engellemek lazım. Mutlaka herkes maske takacak. Özellikle konuşan insanın önüne fiziksel bir bariyer konabilir. Bu şeffaf bir, işte fiziksel kapatan herhangi bir materyal olabilir. Konuşan kişinin bulaştırma riski var ve mikrofonlar çok tehlikeli orada. Özellikle konferanslarda, işte toplantılarda herkes mesela soru sorun denince büyük yerlerde mikrofon dolaştırılır. Bu çok tehlikeli. Bunların mikrofon yerine fiziksel yolla yaklaşarak falan konuşması belki daha uygun olur. Mikrofon niye tehlikeli? O yüzden orada da gene çünkü düşünün virüs taşıyan birisi mikrofona konuşuyor. Sonra siz alıyorsunuz elinize, soluyorsunuz mikrofondan ve size bulaşma riski ortaya çıkıyor o zaman. Eliniz değebilir. O yüzden mikrofon ciddi bir bulaş vesilesi olabilir. Tabi burada düğünlerde, nişanlarda katılan kişilerin mesafeli durması, maske takması ve mümkün olduğu kadar az konuşması önemli. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu pandemi bitene kadar kimse düğün yapmasın. Öyle düğün olmaz hocam. Mesafeli, maskeli, kimse konuşmayacak. Öyle düğün mü olur? Öyle demeyin. Düğün bekleyenlere sormak lazım onu diye düşünüyorum da. Doğru. Ama evet düğünler biraz böyle olacak maalesef. Çünkü bakın nerede kalabalık varsa, yani katılan sayısı insansa ve birbirlerine yakın duruyorlarsa, işte dans ediyorlar, oynuyorlarsa falan beraber, ne kadar yaklaşıyorlarsa ve ne kadar işte yüksek sesle konuşuyorlarsa risk orada daha yüksek. O yüzden, tam ama düğünün yani düğün dediğimiz olayın kendisi bu yani. Düğün dediğimiz olay yakınlaşacak, oynayacak, evet. Dans edecek, ama konuşacak. Maskeli mesafeli dönemde düğünler de biraz değişik olacak. Evet. Yani ondan sonra inşallah bu salgından kurtulunca tekrar eski düğünleri yapabileceğiz inşallah. Bir de buralarda tabii virüs taşıyan birini test yapamazsınız düğüne katılanı, ama en azından öksürenin, hapşıranın, işte belirtileri olanların gelmemesini sağlamak lazım. Girişte ateş ölçümü yapılabiliyorsa bunun bir faydası olabilir. Ama o kişilerin işte kendilerini, yani şeyi gördünüz işte adam ben Kars'ta ben iyileştim diye işte davet veriyor. Halbuki bunu hep söylüyoruz. Bizim Türkiye'de kullandığımız iyileşme kriteri virüsü bulaştırmadığını garanti etmiyor. Yani işte mesela Amerika'da falan bu kriter iyileşme, epidemiyolojik iyileşme anlamında kullanılıyor. Orada iki tane test yapılıyor. Negatif çıkarsa iyileştin deniyor. Biz hastalığının belirtilerinin geçmesini iyileşme kabul ettiğimiz için o hastaneden çıkan kişi aynı virüsü taşıyor olabilir hala. Peki onun için hastaneden falan çok riayet edilmesi. Hocam hastaneden iyileştim diye çıkan kişi ne zaman bulaştırma halini terk etmiş olacak? O ne zaman bulaştırmayacak? Şöyle, bu çok büyük kısmında, vakaların çok büyük kısmında 14 günde bitmiş oluyor. Zaten o yüzden de insanları 14 gün evde
kendini izole edeceksin, kimseyle görüşmeyeceksin deniyor. Ama maalesef işte o olayda gördüğümüz gibi bazı insanlar ben iyileştim artık evde durmama gerek yok diye düşünüp çıkıp insanların sağlığını tehlikeye sokuyorlar. Çok tehlikeli, evet. Şimdi bir defa, yani şöyle olacak, bu, iyileştin bu kardeşim başım, sen diye mi? Hastaneden gönderilen kişi kendisini 14 gün karantinaya alacak. Ancak ondan sonra bulaştırma gücü olmayacak. Buna, o kişiye zaten söyleniyor bu. Yani evinde bak kimseyle görüşmeyeceksin, ev halkı dahil. Onlarla görüştüğün zaman maske takacaksın diye söyleniyor. Ama maalesef işte hastalığı küçümsediğimiz için bu tip vakalarla karşılaşıyoruz. Şunu unutmamak lazım. Şu son bir haftada Türkiye'de yaşanan olaylar şunu gösterdi ki, şimdi bu hastalığın bulaşıcılığını belirleyen iki tane faktör var. Bir, virüsün bulaşıcılığı. İki, bizim ona karşı aldığımız ve uyguladığımız tedbirler. Şunu gördük ki virüs bulaşıcılığından bir şey kaybetmemiş. Bir tane işte taziye evinden yüzlerce vaka çıkıyor. Bir tane işte yemekten 60-70 vaka çıkıyor. İşte bir tane Nevşehir'de gördüğümüz gibi cenaze namazından 50'nin üzerinde vaka çıkıyor. O halde tedbir almazsak virüsün bulaşıcılığı aynen olduğu yerde duruyor. Peki. Bu virüsün daha az bulaşması, yani vaka sayılarının azalması tamamen bizim aldığımız tedbirlerle ilgili. Hocam diğerlerine şimdi bakalım hemen geçelim hızlıca. Geçelim isterseniz. Evet, hemen hızlıca geçelim. İş yerleri herhalde buralar için de aynı şey. Maske ve diğer evet. unsurlar gerekiyor. Tabii, aynı şekilde burada iş yerlerinde özellikle biraz sonra konuşacağımız klimayı zaten bunlar için genelleyeceğiz. Ve özellikle yüz yüze görüşmelerde maske takılması mutlaka gerekti. Üçüncü... Yani iş yerinde çalışan biri gişede karşısına maske takmamış biri gelirse git dışarıya maskeni tak diyecek. Dördüncü yani riskli görüş... alan de riskli alan şeyler evet. dini camilerde. Camilerde. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı dini Erdoğan açıkladı. Evet. Şu an bakayım bir dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 29 Mayıs Cuma günü'den itibaren sadece öğle ve ikindi namazları camilerde kılınacak. Böyle bir açıklama yaptı. Evet. O da belli kurallar çerçevesinde evet. olacak. Mesela hangi kurallar olabilir? Siz herhalde kurallar belirlenecek. Evet, kurallar belirlenecek. Biz ama burada önemli olan şey girişte. Bakın hapşıran, öksüren herkese bulaştırabiliyor. O yüzden hapşıran, öksüren, belirtisi olan var mı, ateşi olan var mı, bu elemenin iyi yapılması lazım. Girdikten sonra mümkünse klima kullanmamak lazım. Ama camide. Bunları söylerken şunu da kabul ediyoruz. Bazı yerler var ki işte Antalya, Adana, Mersin gibi yani klima açmazsanız durulmayacağı yerler. Ama orada da tedbirlerin daha sıkı alınması lazım. Peki. Yani insanların sosyal mesafesi daha kesin, maskeyi mutlaka takıyor olması lazım. Belki secdeye gidilen yerlere insanların evinden işte bir şey, bir bez götürmesi, sadece yüzün değdiği yeri koymak için elin ve yüzün bir çözüm olabilir bazı şeyler için. Bir önlem orada olabilir. Orada da mutlaka bakın çok önemli bir şey var. Bizde camide bilirsiniz hani Hristiyanlarla karşılaştırdığınızda şöyle bir farkımız vardır bizim. Bizde oradaki kadar bütün cemaatin katıldığı böyle yüksek sesle işte orada ilahiler okunur falan kiliselerde. Camilerde bu çok daha azdır. İşte tekbir getirirken belki yüksek sesle konuşulur ama bunun da mümkün olduğu kadar kısık sesle yapılması önerilebilir Diyanet uygun görürse. Geçelim bunu da. Peki. Hocam şimdi isterseniz diğerlerine bakmadan önce bir AVM'lere bir bakalım. Şimdi evet. alışveriş merkezleri çok tartışılıyor. Evet. 21 Mart'ta kapatılmışlardı. 11 Mayıs'ta bir kısmı yeniden açıldı. 1 Haziran'dan sonra da tamamen açılacaklar. Şimdi millet tepki gösteriyor buna. Diyorlar ki ya kardeşim biz parklara gidemiyoruz. İşte sahilde yürüyüş yapamıyoruz ama AVM'ler açık. Bu nasıl iş? Yani AVM'lerin açılmasını istemeyenler gayet de mantıklı gibi görünen bu çelişkiye işaret ediyorlar. Şimdi AVM'leri temsilen iki konuğumuz var hocam. Onları da dinleyeceğiz.
Bunlardan biri AVM Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Avi Alkaş, diğeri de Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel. Hem Avi Alkaş'a hem de Sinan Öncel'e merhaba demek istiyorum. Hazır mı arkadaşlar? Evet, her ikisini de görüyorum. Avi Alkaş ve Sinan Öncel. Şimdi Mehmet Ceyhan hocamız da burada. Avi Alkaş. Buyur efendim. AVM'ler açık ama parklar, sahiller vatandaşa kapalı. Burada bir çelişki var dendiğinde AVM perspektifinden olaya bakan bir kişi olarak ne diyorsunuz siz? Size böyle dendiğinde ne cevap veriyorsunuz? Sevgili Ahmet Hakan, hatırlayacağınız üzere Sayın Cumhurbaşkanımız 4 Mayıs akşamı açıklamasını yaptığı zaman sizin de o akşam sevgili ve Sayın Hocamız Ateş Karay'la yaptığınız programa naçizane hemen bir rapor paylaşımında da bulunmuştum. Bizim buradaki işlevimiz aslında alışveriş merkezleri her ne kadar özel sektör girişimleri olsalar da kamusal bir işlev görüyorlar ve dolayısıyla da devletin en üst kademesinden gelen telkinler de doğrultusunda ve zaten her ne kadar oradaki mağazalarımızın 19 Mart tarihleri itibariyle fiilen kapanmaları sonucu faaliyetlerine ara vermiş gibi gözükseler dahi başka işlevler içeren alışveriş merkezleri faaliyetlerini sürdürdüler. Nitekim bütün alışveriş merkezlerinde market olan, eczane olan ki çoğunda neredeyse hepsinde var. Bunlar faaliyetlerini buralardan yararlanabilmesi için halkımızın açık tutmaya çalıştı. Dolayısıyla da 11 Mayıs itibariyle açılabilme, berberlerle ilgili, bazı esnafla ilgili açılabilme yönlendirmesi gelince bu konuda yavaş yavaş ekonominin çarklarının da dönmesini sağlayabilmek adına alışveriş merkezleri faaliyete geçme hazırlıklarını başlattılar. Yani burada aslında hala İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca kapalı bulunan kafeler, restoranlar, yeme içme yerleri, sinemalar, çocuk oyun alanları, fitness center'lar gibi birimler faal olmadığı için alışveriş merkezleri şu anda her zamanki full tam işlevinde değil. Ancak bu geciktirilmiş, bekleyen, acil olan ihtiyaçlara cevap verebilmek için yavaş yavaş buyurun. Şöyle bir şey var. Kuyruk oldu millet önünde. Oradaki düzeltmeyi şöyle yapmama izin verirseniz, buradaki kuyruk meselesi bir farklı saatlerde çalışma olanağı sağlandığı için. Çünkü bu kriz durumu ilk başladığı zaman alışveriş merkezleri de kendilerini tek vardiyaya indirmek için 12-8 gibi bir çalışma saati uygulamasına geçmişti. Burada gerek çalışanlar, gerek alışveriş merkezini ziyaret etmek isteğinde olanların seyrelettiği halinde daha seyrek olarak ve de kapılarda ateşleri ölçülerek alındığı için kapı önlerinde bir birikme olmuştur. Yoksa bu insanlarımızın çok büyük bir tahaccümle gelmeleri açısından değil. Nitekim belirli markalarımız zaten henüz açılmış değiller. Hatta bizim ben buradaki anlamadım. Buyurun. Yani kuyruk. O kuyruktakiler kimlerdi yani? Çalışanlar mı demek istiyorsunuz? Çalışanlar ve girmek için sıralarını bekleyenler. Çünkü tek tek herkesin ateşini ölçerek alma işlemi yaptığınız zaman doğal olarak bir akış olmuyor. Duraklayarak girme dışarıya bir kuyruk yönetimi gibi yansıdı. Şu anda kapı girişleri itibariyle zaten ilk hafta yani 11 Mayıs günü itibariyle normal zamanın %20-25 civarında kapı girişleri söz konusu. Şimdi bizim işlevimiz itibariyle biz uluslararası etkinlikleri de takip ettiğimiz için biz bunu aynı şey Çin'de uzak doğuda da gözlüyoruz. Ve Avrupa'daki değişik ülkelerdeki uygulamaları doğrultusunda bu alışveriş merkezlerinde şu anda her zamanki gibi hoşça boş vakitlerini geçirmek için değil, o yüzden de parklardan veya farklı yerlerden değişik algılamak gerekirse bekleyen ihtiyaçları için birikmiş, gecikmiş ihtiyaçları için gelmeyi söz konusu görüyoruz. Hayır, burada millet diyor ki abi Alkaş ya ne ihtiyacı olabilir diyor. Bu kadar pandemi var, salgın var. İnsanlar niye hücum ederler? Ne temel ihtiyaç mıdır yani? Ne var orada yani? Kafe Ahmet kapalı, Hakan, sinema kapalı, spor alanı kapalı, çocuk oyun alanı kapalı, restoran kapalı, bir tek mağazalar açık. O mağazalarda da acil ihtiyaçlara karşılık gelen bir şey yok. Ama sizin de yazılarınızda belirttiğiniz gibi gerek özlem duyan halkımızın, gerekse bozulan elektrikli ev aleti için veya yırtılan pijaması için ihtiyaç tükenmez bildiğiniz gibi. Bir de çok şükür ki kalabalık bir ülkeyiz. Bu ihtiyaçların
Önemli olan bekleyemeyecek durumdaki ihtiyaçları karşılamak için, temel ihtiyaçlar için, ilaç vesaire konulara zaten gelinmekte olan yerler için. Yoksa eskisi gibi henüz daha o kalabalıklara alışveriş merkezleri erişmiş değil. Zaten hiç kimsenin de böyle bir beklenti yok. Yani, aynen öyle. Yani aynen öyle. Normal zamanların %20'si gelmiş diyorsunuz. Bu Mayıs ayı bir takım alıştırmalar için giderek buradaki gerek mağazaların peyderpey açılmasıyla gerek oradaki çalışma yaşamının da başlaması. Çünkü takdir edersiniz ki her ne kadar sevgili hocamızın değerli yorumlarına iştirak ediyorum. Tabii ki önlemleri sonuna kadar almamız lazım. Ama bu karşımızdaki kriz küresel bir kriz. Bütün dünyanın başına gelen, 100 yılda bir yaşanacak olan bir kriz. Şimdi burada eğer sorumluluklar ulusal ve de kurumsalsa takdir edersiniz ki alışveriş merkezleri gereken önlemleri almadan sadece kar hırsıyla veya sadece bir an evvel açılmış olmak için değil, sadece işleme almak için, işletmeye geçmek için. Çünkü bir alışveriş merkezini alıştıra açmanız gerekir. Bütün sistemleri tekrar devreye almanız gerekir. Yaklaşık 2 aylık bir kapalılık süresinden birçok mağazanın faal olmamasından ötürü. Bunun da herhalde Haziran'a doğru diğer uygulamalarla beraber öyle parklar gibi gezi için, eğlence için, keyif için değil ancak ihtiyacı olanlar için. Çünkü buradaki teklif ve tavsiyemiz şu. İhtiyacı bekleyebilecek olan vatandaşlarımız da kendilerini daha emniyette hissettikleri zaman lütfen gelsinler. Evet, burada ne kadar sorumluluk kurumsalsa yükümlülük de bireysel. Kendini zaman da belirttiği gibi iyi olmayanları beklemeyelim diyoruz. Sinan Bey siz ne diyorsunuz Sinan Öncel bu eleştirilere, bu yaklaşımlara? Ahmet Bey ben sorunuza şöyle bir cevap vermek istiyorum. İyi akşamlar öncelikle hocamıza ve Abi Bey'e. İzin verirseniz ben unutmadan... Yarın çok büyük bir bayramımız var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamak isterim. Bütün dernek üyelerimizin ve çalışanlarımızın çünkü şu anda bizi takip ediyorlar. 400 bine yakın çalışanımız var. Bunların çok önemli bir bölümü de gençlerden oluşuyor. Ahmet Bey şu olabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle eleştirilerin önemli bir kısmı parklarda ve sahiller yasak. Neden AVM'ler açık? İnsanların bu eleştirisini bir yerde anlayışla karşılamak lazım. Çünkü dün belirli bir yaş kesimine izin verildi. Ve bu yaş kesimi deniz kenarında 65 yaş üstü deniz kenarında birbirlerine mesafeli bir şekilde dolaştılar. Ve bundan da çok mutlu oldular. Belki de sahil yollarında belirli saat aralıklarında uyarılarla yürüyüş izni verilebilir ve bu böylelikle de bu eleştiri ortadan da kaldırılabilir. Parklarda da aynı şekilde belirli saat aralıklarında erken saatler olabilir bu. Hani parklara biz gidemiyoruz diyenler de sabah erken saatlerde tenha yani, saatlerde bu gidebilirler. Bu eleştirinin ortadan kalkmasına yol açar ama AVM'ler tehlikelidir yaklaşımını ortadan kaldırmaz. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz? Ahmet Bey, bizim derneğimiz üyelerinin %95'i 11 Mayıs'ta mağazalarını açmadı zaten. Bu hazırlık sürecini tamamlamak için 1 Haziran'ı biz bekliyoruz. Ve buna da biz sıcak bakmadık hemen 11 Mayıs'ta açılmasına. O yüzden öncelikle AVM'nin içindeki mağazalarımızdaki ürünlerimizin yerlerinin değiştirilmesi, tedbirlerin alınması, personelin eğitimi gibi konuların halledilmesi ve bu zaman zarfında da vaka sayısında önemli azalmaları umut ederek 1 Haziran'da açılmayı biz planladık. O yüzden halkımızın 11 Mayıs'ta açılmalara göstermiş olduğu eleştirilerde haklılık payı var tabii ki. Zaten biz de önemli 406 markamız var derneğimize üye. Biraz önce de söylediğim gibi bunun %95'lik kısmı 1 Haziran gibi mağazalarını açacak. Peki siz mağazaları mı temsil ediyorsunuz? Tabii biz Birleşmiş Markalar Derneği olarak markaları temsil ediyorum. Siz yayının başında AVM'ler dediniz ama biz alışveriş merkezlerini temsil etmiyoruz. O zaman evet. Siz şöyle diyorsunuz yani AVM'lerle ilgili genel olarak yapılan eleştirilere katılıyorum. Katılıyoruz. Burada bir takım problemler var. 1 Haziran'ı bekleyeceğiz. Biz 1 Haziran'da mağazaları açacağız diyorsunuz, öyle mi?
eksikliklerin tamamlanması için bir hazırlık dönemi olması gerektiğini biz düşündük. Hep başından beri de bizim görüşümüz öncelikle cadde mağazalarının açılması ve de açık AVM'lerin, açık hava AVM'lerine öncelik verilmesiydi. Ki zaten açık hava AVM'leri ve cadde mağazalarındaki test satışı yapan, test açılışı yapan markalarımız da oradaki eksikliklerini gidererek kapalı AVM'lerde de açılışa 1 Haziran'dan itibaren geçmelerinin uygun olduğunu gördük. Abi Alkaç, siz ne diyorsunuz buna? Sinan Bey'in bu görüşüne? Buna tabii ki katılmak mümkün. Burada eleştiriler biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi vatandaşlarımızın, ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin kendilerini emniyetli hissetmeleri, kendilerini bu konuda rahat hissettikleri zamana kadar da beklemeleri yönündeki telkinimi de söylemeye çalıştım. Burada alışveriş merkezlerimizin hepsinin aynı anda açılması beklentisi yok. Herkes hazırlıklarını yapıyor. Dolayısıyla ekonominin de, çünkü biraz evvel de söylediğim gibi alışveriş merkezleri Sinan Bey bu markaların bir kısmını temsil ediyor. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu olarak 4 perakendeci derneğiyle biz alışveriş merkezleri yatırımcılar derneği olarak omuz omuza, kol kola, birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Onların da görüşlerini alıyoruz. Çünkü kategori mağazaları var, gıda perakendecileri var, turizm yatırımcıları ve işletmeci derneği var. Yani mağazalarını açanlar var. Tabii ki, tabii ki. Şu anda mesela peyderpey hazırlığını yapan, açmak isteyene alışveriş merkezleri kolaylık gösteriyor. Alışveriş merkezleri hiçbir mağazasına açınız diye bir baskı yapmıyor. Herkesin Haziran'a kadar hazırlıklarını yapmasını öngörüyor. Ancak bize burada yönlendirme olarak ve sosyal sorumluluk olarak alışveriş merkezlerinde toplam çalışan sayımız, bakınız Ahmet Bey, bizim Türkiye'mizde 436 alışveriş merkezimiz var. Nasıl ki dünyada da, Çin'de de olduğu gibi Almanya'da da, İsviçre'de de, Avusturya'da da birçok ülkede alışveriş merkezleri açılabildiği gibi bizim de yavaş yavaş normalleşmeye adım adım geçmemiz. Burada bizim en çok güvendiğimiz gerçekten bu dönem sizlerin de yardımıyla, sizlerin bu konudaki bilinçlendirme ve halkı eğitme işlevindeki Bilim Sağlık Kurulu ile beraber değerli hocalarımızın da katkılarıyla yaptığınız yönlendirmelerden tamamen esinlenerek, bilim il sağlık, il hıfzı sıha kurullarından aldığımız yönlendirmelerle ve denetimlerle zaten kendini hazır hissetmeyen alışveriş merkezlerimiz açmadı, açmıyor. Yani burada kimsenin açmaya icbar edildiği bir ortam olmadığı gibi burada önemli olan ekonominin de çarklarını döndürebilmek. Peki, için. Peki Avi Bey, nitekim Mayıs ayında şey oluyor mu? Hani siz diyorsunuz ki ben kendimi açmaya uygun buldum ve açıyorsunuz. Tabii ki. Çünkü denetleniyor musunuz? Hazırım diyorsunuz. Denetleniyor denetime hazırım musun? Diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. İl hıfzı sıhhalardan nitekim bu hafta itibariyle denetimler de başladı geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ve buralarda en önemli konulardan biri olan havalandırma konusu geçmişte öncelik enerji kaybındaydı. Enerji verimliliğini sağlamaktaydı. Şimdi sağlık söz konusu oluyor. Çünkü bizim için en önemli konu önce insan. İnsan sağlığı. Biz alışveriş merkezleri insanlar için insanlarla çalışarak mutlu mekanlar kurgulamaya çalıştığımız yerleriz. İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi, boş zamanlarını boşça geçirmeleri yerine kendilerini sosyal ortamlarda sevdikleriyle, bildikleriyle bir arada tutmaları için kurgulanmış yerlerdir. Peki ve, Ali Bey, şöyle bir şey var. Bir dakika. Hem Sinan Bey'e hem size soracağım. Mehmet Buyurun. Hocam, klima en önemli sorun değil mi alışveriş merkezlerinde? Evet, orada şöyle bir sorun var. Yani hep bunu söyleyince mesela uçaklarla ilgili de böyle bir şey söylediğimizde işte Türk Hava Yolları'ndan HEPA filtre var bizim klimalarımızda. Dolayısıyla virüsü temizliyor dediler. Şimdi bakın, o bizim burada bahsettiğimiz, biraz sonra bir şekilde de onu göstereceğim. Klimanın yarattığı hava akımı, yani klima normal hava akımı değil, çok daha güçlü bir hava veriyor. Dolayısıyla bunun yaptığı, işte bu damlacıklar 1,5 metreye gider dediğimizde bunu daha uzun mesafeye götürebilmesi. İkinci sorun, Avi Bey'in sanıyorum bahsettiği şey, hani içerideki havayı dolaştırmasını azaltarak dış havayı içeriye getirmesi. Bu biraz daha enerji gerektiriyor ama İşte sağlık ön planda tutularak bunu bu şekilde yapacağız diye anladım ben. Tabii bunun bir yararı olacak ama klima başlı başına sadece AVM'lerde değil, çok insanın girip çıktığı, yabancıların girip çıktığı her yerde, sinema salonlarından tutun restoranlara kadar birçok yerde bu riski artırıyor zaten. Peki bu riski arttırmayacak bir model var mıdır hocam?
bir klima modeli. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki HEPA filtre takarsanız, ama bu da işte biraz pahalı bir işlem. Eğer klimaya HEPA filtre takarsanız virüsü, o havayı dolandırırken virüsü temizler HEPA filtreler. Aslında büyük bir alışveriş merkezini düşündüğünüzde bu çok fazla bir şey tutmayabilir. Konuşmak lazım. Mesela bizim hastanelerdeki bütün klimalarda falan hep bu şekildedir. Peki oran AVM'ler de yapsınlar. Avi Bey, alışveriş hocam, merkezlerinden bunu. Evet. Sevgili hocam, müsaadenizle ve Sayın Ahmet Hakan, burada HEPA filtrelerin, ben tabii sizin uzmanlık alanınız olduğu için o konuda ahkam kesmek istemiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla söyleyebilirim ki ameliyathanelerde bu filtrasyon vardır. Ve genel havalandırma veya sirkülasyon olduğu mekanlarda yoktur. Burada önemli olan nasıl caddede yürüdüğünüz zaman ne kadar riske açıksanız. Burada bütün mesele sosyal mesafe ve maske önceliğini öğrettiniz bize bu dönem zarfında. Gerçekten de sizlerin sayesinde de bu krizin, yani sağlık ordumuzun can siperhane çalışmaları sayesinde bizler de bu önlemlerimizi alarak. Bir dakika kalarak... Avi Bey, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hocam, buyurun. Sosyal mesafe ve maske sorunu çözmez mi alışveriş merkezlerinde? Yani orada ekstra bir önleme mi ihtiyaç var? Şimdi bakın, evet. Hayır, bakın şöyle bir defa, öyle de biz hastanelerde neredeyse her yerde artık HEPA filtreli şeyler kullanıyoruz, klimalar. Çünkü orası dediğim gibi hasta geliyor. Hastanın içine taşıdığı bakteriyi bulaştırma riskiniz var. Tabii ki AVM'yi bir hastane gibi değerlendirmemek lazım. Hiçbir tedbir, yani birincisi hiçbir tedbiri kaldırmak riski değildir diye bir şey söyleyemezsiniz. Hepsinin bir riski var. İkincisi, tam eğer bütün tedbirleri alırsanız bu çok tehlikelidir, bunu kaldırmayalım diyebileceğiniz bir tedbir yok. Ama yeter ki siz tedbirleri alın. Yani herkes maske takarsa, herkes sosyal mesafeye uyarsa bir sıkıntı kalmaz zaten. Bütün hikaye bazı insanların işte bu tedbirlere uymaması, işte şeyi, hijyene uymaması, maske takmaması ya da işte sosyal mesafeye uymaması. O zaman hocam, yoksa dediğiniz gibi bunlar o zaman denetlense, herkes yapsa hiçbir yerde sorun yok zaten. Tamam, sosyal mesafeye uyulsun, maske takılsın. O filtreye ihtiyaç kalmamış olmayacak mı? Tabii hiç, dediğim gibi yani bakın, bunları tam yaparsanız siz otelleri de açabilirsiniz, şehirler arası otobüsleri de, uçakları ama da. Ama siz bunları tam olarak yapıyorsanız tam olarak yapamayacağımız şansı kalmaz. Tam olarak yapamayacağımız kaygısındasınız anladım. Diye yani düşünerek yapıyor tabii. Yoksa zaten bir şey söyleyeyim, bütün dünya için geçerli bu. Bu iki kuralı ve bir de el hijyenini düzgün sağlarsanız zaten dünyanın hiçbir yerinde ekstra başka işte okul kapatmalara, sokağa çıkma yasaklarına falan gerek kalmaz zaten. Maske, mesafe, temizlik. Bu tedbirlere %100 uyma diye bir şey söz konusu olmuyor tabii. Maske, mesafe, hijyen. Bu üçlü ya hayatımızda olacak. Evet. Ama alışveriş merkezlerinde ilave şu var. İnsanların tabii çok aynı alana defalarca ve bilmediğiniz insanlar, virüs taşıma ihtimali olabilecek insanlar sizinle beraber giriyor çıkıyor. Ama orada bakın, ben şunu düşünmüyorum. Hani elbiseden, işte orada satılan ayakkabıdan falan virüs bulaşacağını çok düşünmüyorum. Çünkü onun için birinin oraya öksürmesi, hapşırması, sizin de hemen gidip ona ellemeniz ve elinizi temizlemeden ağzınıza götürmeniz lazım. Zaten maske varsa götüremezsiniz. Dolayısıyla maske, bir defa en önemlisi maske. Bu sıralama yaparsak en önemlisi maske, ikincisi sosyal mesafe, üçüncüsü el temizliği. Yani bunların üçünü birden yaptığınızda zaten istediğiniz şartlarda, istediğiniz şekilde, hiç böyle girerken bir şey ateş ölçmeye ya da sayı kısıtlaması koyması diye gerek yok zaten, eğer sağlayabilirsiniz. Peki Avi Bey, siz sabah AVM'nin girişinde maskesiz olanları almıyorsunuz değil mi? Yani doğrudur. Kural bu mu? Doğrudur Ahmet Hakan Bey. Aynen öyledir. Almıyorsunuz. Şimdi ben Sinan Bey'e sormak istiyorum. Sinan maske, Bey. Maske sıkıntı şurada. Evet. Sıkıntı şurada. Maskesi var adamın ama nefes alamıyorum diye içeriye çıkıyor. Rahat nefes alamadığını düşünüp
aşağı indiriyor maskesini. Sıkıntı orada yani. Hocam. Halkın Sayın Ahmet Hakan izin verirseniz. Lazım. Aynen direkt, öyle. Hocama evet. Çok iştirak ediyorum ve emin olabilirsiniz ki alışveriş merkezleri sadece ticaret yapılan yerler değil. Bakınız, alışveriş merkezleri bizim sosyal yaşamımızın şekillendiği yerler. Ve bizler burada halkımızı daha iyi yönlendirme, halkımızın sağlık kurallarına daha fazla özen göre. Mesela asansörlerimizi çalıştırmıyoruz. Asansörlerimizi sadece engelliler veya çocuk arabaları için bırakıyoruz. Yürüyen merdivenlerde mesafeleri açıyoruz. Her zamankinden çok daha fazla temizlik kurallarına özen gösteriyoruz. Çok daha fazla dezenfeksiyon malzemesi kullanıyoruz. Her gece her şey baştan bir daha dezenfekliyor ama tedbir, tabii ki tedbirin sonu yok. Yeter ki insanımız bilinçli olsun. Çünkü buradaki yükümlülükler bireysel. Bizim insanımız eğer kendini hasta hissediyorsa veya yakınında bir hastası varsa, bakın Sağlık Bakanlığı ne güzel programlar geliştirdi. Dolayısıyla bunları kullandıkça, teknolojinin imkanlarından yararlandıkça, biz birbirimize saygılı davrandıkça, başkasını hasta etmeme özenini gösterirsek, o zaman el birliğiyle bu krizi topyekun aşacağız. Çünkü bir dahiyette illaki bu bağışıklığı kazanacağız. Bugünlerde geçecek evvelallah. Sinan Bey. Evet, Ahmet Bey, şimdi şöyle bir ikilem içerisindeyim hocamı dinlediğimiz zaman. Perakende sektörü, biraz önce de Abi Bey de söyledi. Alışveriş merkezine girenlerin sayısı normal günlük sayının yaklaşık %25'ine inecek. Bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Biz geçtiğimiz günlerde 11'inde alışveriş merkezleri açılınca 5 Perakende Derneği, Kategori Mağazacıları Derneği, Tescilli Markalar Derneği, Gıda Perakendecileri Derneği ve TÜRES, Restorancılar Derneği ortak bir açıklama yaptık, birbirinin hemen hemen aynısı. Buralardaki sağlık koşullarına uyulması konusunda alışveriş merkezlerindeki bütün mağazaları temsilen 5 büyük dernek, Perakende Derneği açıklama yaptı ve burada kamuoyunun dikkatini çekti. Şimdi biliyorsunuz buralar kamusal alanlar, ancak aynı zamanda ticari alanlarda. Şimdi bizim burada Mehmet Ceyhan hocamı çok yakından takip ediyorum. Geçen gün başka bir kanalda ticaret mi, ekonomi mi, sağlık mı derken terazi örneğini gösterdi. Dedi ki bütün dünyada dedi ekonomilerde terazinin bir kefesinde sağlık, diğer kefesinde de ekonomi var. Ekonominin de durmaması gerekiyor. Ekonomi çok önemli dedi. Şimdi bu alışveriş merkezleri ekonomisinin takdir edersiniz ki kişi giriş sayısıyla doğru orantılı olarak o ekonomi çarklarının dönme gereği var. Şimdi biz burada indirimleri yapamayacağız. Neden? Bu ikilemi, yaşadığımız ikilemi söylüyorum. İndirim yapamayacağız, büyük indirimler yapamayacağız. Neden? İnsanlar çok gelsin istemiyoruz. Çok gelsin, satış yapalım, bir tarafımız ona da razı gelmiyor. Dolayısıyla sosyal mesafe sorunu ortaya çıkacak. Ve bu sorun, şimdilik hijyen gibi görünen sorun, şu anda tüm dünyada alışveriş merkezlerinin ekonomisi tartışılıyor. Şu şekilde peki, tartışılıyor. Ben bu şeyi anlamadım Sinan Bey. Siz ne istiyorsunuz? Yani açılmasın mı AVM'ler? Nedir? Hayır hayır. 1 Haziran'da açılsın tabii ki. 1 Haziran'da açılsın ama ekonomik koşulları sağlanarak açılması gerekiyor diyoruz. Yani ekonomik koşulları derken yani ne yapılsın? Alışveriş merkezi. Sayın Ahmet Hakan, bir düzeltme yapmama izin verirseniz, ben %25'e inecek demedim, bir yanlış anlaşmayı önlemek için. İlk gün sadece halkımızın doğal olarak temkinli ve tedbirli olması için %25 kadar bir kapı girişi oldu dedik. Nitekim burada cirolar, ticaretin gelişmesi bakımından da açık olan alışveriş merkezlerimizde bu düşen ciroya karşın geçen yılki cirolara mukayese edilerek %50 oranlarına, %60 oranlarına çıkan ciroları görmeye başladık. Temel ihtiyaç maddeleri dışındaki mağazalarımızda dahi. Dolayısıyla inşallah burada tedbirleri ala ala, insan sağlığını gözeterek önce çalışanlarımızın, çünkü bizim alışveriş merkezlerinde 436 AVM'de 800 bin çalışanımız var toplam mağazalarla beraber. Hep beraber markalarımızın bu birbiri ardına gelişen ekonomiye katkı vermek için. Dolayısıyla da bu ekonomiyi canlandırmak için istihdam lazım. Maaş ödemek lazım. Bu maaşlar ödendikçe ticaret tekrar gelişecek. O zaman sağlık önlemlerine daha fazla şey olur. Bugün ne büyük gururdur ki bu sağlık açısından... Ahmet Bey, cümlemi tamamlayabilir miyim izin verirsiniz? Tabii, buyurun.
Abi Bey izninizle cümlemi tamamlamak istiyorum. Lütfen. Bu 1 milyona yaklaşan çalışan sayısının bütün sosyal imkanları bu de biraz önce açıkladığım 5 derneğin üyeleri tarafından sağlanmaktadır. Çünkü buradaki perakende işletmelerinin her biri birer küçük fabrika niteliğindedir. Çünkü o işletmelerin arkasında çok önemli üretim işletmeleri var. Şimdi bizim burada asıl karşılaşacağımız sorun, biz şu anda günlük hemen sağlık konusunu konuşuyoruz ama buranın ekonomisi doğru şekilde kurgulanmadan açılırsa bu alışveriş merkezleri, Allah korusun bir ay sonra, iki ay sonra biz bu defa sizin programınızda alışveriş merkezindeki kapanan mağazaları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla tüm dünyada yaşanan önemli perakende zincirlerinin iflasları çok şükür şimdiye kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kısa çalışma ödeneği sayesinde ve diğer ek önlemlerle özellikle de kapalıyken kira talep etmeyen alışveriş merkezleri yönetimlerinin sayesinde şu anda bu sorunlar çözülmüş gibi duruyor. Fakat açıldıktan sonra turist sayısındaki önemli düşüş ve talepteki önemli daralma, Allah korusun bu klima konusunun çok çok daha önüne geçebilir. O yüzden biz sizin aracılığınızla şimdiden kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz. Bu Peki. konuda kamuoyunun da dikkatini çekmek istiyoruz. Peki Sinan Bey, çok teşekkürler. Avi Alkaş, çok teşekkürler. Tamam. Her ikinize de alışverişler. Sadece Ahmet Bey, şunu son söz olarak söylememe izin verirseniz. Gelin bugün sağlık konuşalım. Önce sağlıklı açılalım. Gün ola harman ola. Bu sektör her zaman dayanışmalı. Biz bir platformuz ve kamu için var olan bir platformuz. Dolayısıyla da inşallah el birliğiyle o günleri de aşarız. Geçmişteki krizleri nasıl aştıysak, önümüz bayram. İnşallah çifte bayram yaşayacağımız günler de gelecek. Bu günleri aşacağız. Sağlık ordumuza teşekkürler ama aynı zamanda tedarik zincirini sağlayanlara da teşekkürler. Evimizde Tabii. kaldığımız günlerde bu şekilde yaşamımızı sürdük. Çok çok teşekkür ediyorum. Onlara da teşekkür ediyoruz. Için. Avi Alkaş, Sinan Bey, Sinan Öncel, çok teşekkürler her ikinize İyi de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet Hocam, Amerika'ya gidiyoruz. Ali Çınar, bizim Ali Çınar bu kez Wall Street'te. Görebilir miyim? Ekonominin, Amerikan ekonomisinin hatta dünya ekonomisinin. O boğanın önündesin değil mi? O meşhur boğanın önündesin. Merhaba evet. Ali Çınar. Merhabalar Ahmet Hakan Bey, yayınlar. Nedir durum Wall Street'te? Evet. Yaprak kıpırdıyor mu? Şu anda Wall Street ölü. Yani şu bulunduğu meşhur boğanın etrafında yüzlerce turist olurdu. Gelip resim çekemezdiniz. Şu anda kimse yok. Birkaç kişi görüyorum. Wall Street'teki tüm finans firmaları kapalı. Herkes evinde çalışıyor. Zira işsizlik oranı %20'ye dayanmış durumda. O anlamda hafif biraz canlanma var trafikte ama genel olarak hala New York'un sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. 13 Haziran'a kadar da New York valisi evde kalk süresini uzattı. Yani ne iş yerleri ne parklar açık şu anda. İnsanlar evlerinde çalışmaya devam ediyorlar New York şehri ya, için şimdi söylüyorum. Şimdi o Wall Street'te çalışanlar da evlerindeler mi? Evet, evet. Şu anda firmalar kapalı, ofisler kapalı. Yani beyaz yakalılar evlerine çekilmiş durumdalar. Evet, yani şu saatte işte öğle yemeği zamanları olmak üzere müthiş bir kalabalık olurdu. Yani bulunduğum merkez, Wall Street merkezi, şu anda gösterdiğim yerde Kızılderililer Müzesi. Önünde bir park var. Burada bu arada Türk bayrağımız da çekiliyor milli günlerde. Ahmet Hakan Bey, Wall Street'te Türk bayrağımız her yıl çekiliyor. Özel milli günlerde. Şu anda tabii her şey kapandığı için bir hareket yok. Amerikan bayrağı da yarıya mı inmiş? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, ölü sayısı fazla olduğu için Amerikan bayrakları yarıda. Çok iyi gördünüz. Şu anda an itibariyle de 90.996 Amerikalı hayatını kaybetti. Ne? O 90 bin mi oldu? Evet, 90.996. Oo, çok ne biçim artmış ya öyle. Daha geçen 70 binde miydi, 80 binde miydi? İnanılmaz bir artış yani. Çünkü 90 bini ancak Temmuz'da görmeyi falan düşünüyorlardı. Birdenbire evet, artmış. Evet, bu modellemelere baktığımız zaman 70'ti. Sonra 100'e çıktı. Şu anda
4 Ağustos itibarıyla 140 bin kişinin öleceği tahmin ediliyor. 140 bin. Evet, 4 Ağustos itibariyle Beyaz Saray'ın referansı olarak. Ya Ali Çınar, bir dakika, bu çok önemli. Mehmet Hocam, yani ben şaştım vallahi. Siz tabii takip ettiğiniz için belki şaşırmamışsınızdır. Ben izlemiyordum Amerika'daki ölü sayılarını. Birdenbire ne biçim artmış böyle ya? Şöyle daha da fazla olabilir diye düşünüyorum ben. Şu nedenle şimdi bu bir eğri düşünün. Dağın bir tarafından çıktılar. Şimdi daha tepedeler. Yani aşağıya inme, vakalar azalmaya yeni başlıyor Amerika'da. Çünkü diğer eyaletlerde büyük sıkıntı oldu. Eğer orada kalmayı, yani vakaların azaldığı dönemi devam ettirmeyi başarabilirse Amerika Birleşik Devletleri, çıkarken ne kadar ölü verirseniz tepeye, aynı yeri aşağıya inerken de o kadar ölü verirsiniz. Yani kaç olur? Kural vardır. Öyle bakarsanız yani aşağı yukarı 150-160 bin civarında olur diye düşünüyorum. Zaten herhalde öyle çünkü bakıyorlar ki şeyler. Öyle bakıyorlar ki, kaç dedin Ali Çınar? Şu anda 90.996. Ali Bey'in dediği toplam. Hayır. Toplam can kaybı, evet. Haziran için Temmuz için ne demiştin? 4 Ağustos itibariyle 140 bin diye gösteriyor Beyaz Saray'ın referans olarak kullandığı Health Data adlı kaynak. İşte hocam, sizin modellemenizi 4 Ağustos'ta biteceğini sizin 4 Ağustos'ta biteceğini hesaplıyorlar onlar. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri birçok modelleme yaptı. Neredeyse hiçbiri tutmadı. Çünkü orada hep böyle ya çok iyimser ya çok kötümser baktılar. Biraz böyle şey, karşılıklı çekişme gibi oldu. Daha gerçekçi baktığınızda rakamların bu civarda, 160 bin civarında falan olacağını düşünüyorum ben. Çünkü iniş konuna girdiler onlar artık. Ondan sonra da işte yani 80 binlerde falan artık işte düzleşmişti çizgi. Günlük vaka sayıları artmıyordu. Şimdi azalmaya başladı. Orada da işte bir siz, 80 bin kayıp. Siz oradan yola çıkıyorsunuz. 80 bin, 160 bin. Kurallara göre 160 bin civarında toplam ölüm olur diye düşünüyor. 160 bin onlar, rakamını telaffuz eden var mı Ali Çınar? Beyaz Saray. Evet, yani hocamın dediği gibi rakamlar yüksek. 200 bin falan diyen de vardı. Evet, Başkan Trump zaten ilk Beyaz Saray'daki açıklamalarında 100 bin ile 300 bin arası olabilir demişti. Ama modellemelerde 100 binin bir ara altına düşürdüler. Şimdi tekrar 150 bin bandına yaklaştı. O nedenle sayılar inip çıkıyor ama 1 Haziran itibariyle kesinlikle 100 bin sayısına rahat vuracak şu anda. Hocamın da dediği gibi yani rakamlar kötü. Şu anda yani 24 saatte can kaybı düştü. 854 ama dün 1500'dü. O nedenle ciddi bir sabitleşme de yok. Yani inişli çıkışlı bir trend görüyoruz şu anda. Şu anda sen neredesin tam olarak? Şu anda ben New York borsasının yanındayım, önüne gidiyorum. Çok önemli, kritik olan merkez, yani Amerika'nın borsası, beyni diyebilirim, finansın ana kaynağındayız şu anda. Yan sokaktayım, birazdan New York borsasının önünde olacağım. Burası tamamen salgın nedeniyle resmen durmuş durumda değil mi? Öyle görüyorum ben. Evet, yani şu yürüdüğüm sokaklarda adım atılmazdı. Hem çalışanlar, beyaz yakalılar, hem de turistler. Çünkü burası biraz da turistik yer olduğu için bu bayrakları... Hocam, bir dakika şey yapsın, düzelsin, sonra tekrar döneriz. Hocam bu arada ya 160 bin nüfusla orantıladığımızda, yani eğer bu pandemi sürecini 160 bin ölüyle tamamlarsa Amerika, başarısız bir süreç yönetimi geçirmiş olacak değil mi? Yani tamam, nüfusu çok fazla ama... Ben zaten, tabii zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamları da dahil, bütün bilim adamlarının kabul ettiği bir şey var. Dünyada bu işi en kötü yöneten ülke oldu Amerika Birleşik Devletleri. Yani çok daha zor durumda, zaten zor
maske bulan falan ülkeler bile çok daha iyi yönettiler. Maalesef orada işte bir inatlaşma oldu. Yani bu hafif bir hastalık, gerek yok diye. Hala Amerika'dan böyle yazılar çıkıyor. İşte bu bir şeyin, Dünya Sağlık Örgütü'nün uydurması bu salgın. İşte aşı satmak için yapıyorlar falan diye. Orası biraz böyle şeylerin sesli çok dile getirildiği, konuşulduğu bir ülke maalesef. Ama çok ciddi bir, yani dünyanın en iyi bilim kaynağı tabii. Onu da kabul etmek lazım. Ve çok iyi değerlendirenler de var. Yani epidemiyolojinin merkezi orada. Hepimiz epidemiyoloji öğrenmeye Amerika'ya gittik. Oradaki insanlar çok düzgün modellemeler yapıyorlar ama herkes bunu bir tarafa çekiyor. Kimisi artırmaya çalışıyor, kimisi azaltmaya çalışıyor. Zaten bir de böyle bir yönetim olur mu? Bazı eyaletlerde bütün tedbirleri kaldırmaya kalktılar. İşte her şey serbest bırakıldı. İşte New York gibi bazı eyaletlerde bir ay daha uzatıldı. Yani bunları anlamak da mümkün değil. Çünkü hani bu iller arasındaki ya da eyaletler arasındaki vakaların durum farkından kaynaklanmıyor. Olaya yönetim farkından, anlayış farkından. Peki, evet. Ali Çınar'a tekrar dönelim. Ali Çınar, diyorsun ki ya ben buralarda adım atamazdım, adım atılamazdı. Beyaz yakalılar, turistler yoğun olurdu. Şimdi kimse yok. Şu anda neredesin, nereye geldin, ulaştın tam olarak? Şu anda New York borsasının önündeyim. New York Stock Exchange. Buradan girişler olurdu. Şu anda hiçbir hareket yok. New York borsasının önündeyiz şu anda. Anladım. Peki Ali Çınar, şöyle yapalım mı? Oraya yakın Dünya Ticaret Merkezi var. Saldırıya uğrayan yer. Bizi bir oraya götürebilir misin reklamdan sonra? Oradan bir yayın yapabilir miyiz? Evet, o tarafa doğru yürüyorum. Reklamdan sonra ne kadar sürer? Bu, ne kadar sürer bu yolculuğun senin? Reklamdan önce yetişirim, sorun yok. Harikasın. Hocam siz de lütfen kalın. Bir de o Dünya Ticaret Merkezi'nin orada ne oluyor ona bir bakmak istiyoruz. Kısa bir aradan sonra konuşmamıza devam edeceğiz, programa devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Mehmet Ceyhan Hoca Ankara stüdyomuzda. Ali Çınar hazır değil mi? Gidemedi henüz tabii. Oraya biraz süre ister. Birazdan kendisine döneceğiz. Hocam, Mehmet Hocam, ya benim telefonuma o kadar çok mesaj geldi ki bu şeyle ilgili. Şimdi bizim büyüklerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz pazar günleri güzel. Yani sokağa çıkabiliyorlar. Bir, en azından 3-4 saatte olsa bir nefes alma imkanları var. Fakat diyorlar ki ya bizim berber ihtiyacımız var. Berbere gitmek istiyoruz. Tıraş olmamız gerekiyor. Ya şunu bir söyleyin, şuna bir çözüm bulunsun diyorlar. Ben buradan... Siz de katılırsınız herhalde yani bu talebe. Hakikaten insanların evet, bir temel ihtiyacı. Buradan yetkililere, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Bu vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesine lütfen imkan sağlayın. Yani bir çözüm yolu bulmak lazım. Çok fazla mesaj var. Yani bir tane iki tane değil. Sürekli de geliyor. Hafta içi de bu tür mesajlarla çok karşılaştım. Gazetede yazın diyorlar. Yani... Söylemek istediğim bu önemli bir ihtiyaç. Bilmiyorum siz de katılır mısınız buna? Tabii aslında zaten yani bence 65 yaşın üzerindekiler sokağa çıktığında gençler olmadığı için zaten sokağa çıkma yasağı var. Bence bu bütün mesela 4 gün boyunca çıkabilirler. Bunun bir riski, çok fazla bir riski olduğunu düşünmüyorum. Bir de dediğinizde ayrı bir konu, ihtiyaçları var. Bu insanların dediğiniz gibi berber ihtiyacı var, başka ihtiyaçları var. Bunların da planlanıp en azından
İşte o gün mesela berberler açılabilir ve mesela bu pazar açma yasağı olduğu için bu pazar açılsın gitmez mesela. Bu pazar o saatler arasında açılsa evet. Berberler problem büyük ölçüde çözülecek. Hatta mesela bu pazar yürüsünler. Bu pazar yürüsünler mesela cumartesi günü de berberler için açılsın. Berber ihtiyaçlarını ya da berber ve kuaför ihtiyaçlarını halletsinler. Ya biz buradan bence onların taleplerini giriyoruz zaten. Biz buradan onların taleplerini tabii dile getirelim. Yetkililer otursunlar. Onlar tabii daha iyi planlayacaklardır bunu. Planlasınlar. Önemli olan bu vatandaşlarımızın bu arzularının, bu ihtiyaçlarının giderilmesi, bu taleplerinin karşılanması. 65 yaş üstü büyüklerimiz için çok güzel pazar günü çıkıyorlar sokağa güzel ama bir de berber ihtiyaçları var. Lütfen buna dikkat edelim diyelim. Evet. Ve tekrar Amerika'ya dönelim. Ali Çınar. Şuna da evet. Bakalım. Evet. Söyleyin. Buna da bakmak lazım. Uşak'taki olayı da unutmamak lazım. Yani berberlerin ve kuaförlerin de virüs taşıyabileceğini ve bu insanlara bulaştırmasının sonunun kötü olabileceğini de unutmamak lazım. O yüzden de böyle her berber değil, belki işte gene danışarak berberlerde neler aranacak, bu o zaman açılacak berberlerde onu da belirlemek lazım. Kurallara uyan berberler olur. Tabii ki ona da dikkat etmek gerekir. Evet. Ali Çınar... Ya da virüsü negatif olacak. Evet. Ali Çınar, şu anda neredesin sen tam olarak? Evet, Ahmet Hakan Bey, ben şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin önündeyim. Ve size göstereceğim girişini de. Burası hem ikiz kulelerin karşındaki yer şu anda bir anı havuz gibi oldu. Ve yeni yapılan ikiz kulelerin yerine yapılan en büyük ana bina diyebilirim. Hala gidiyor gördüğünüz şekilde. Devasa bir Dünya Ticaret Merkezi ana binası yaptılar. İkiz kuleler yıkıldıktan sonra. Peki, ikiz kulelerin evet. O da ikiz mi yoksa tek mi? Şimdi bu en büyük ana bina ama yanında ek binalar yapıldı. Ama ben iki tane görüyorum da o yüzden sordum öyle. Yani en büyüğü bu ama yanında dört tane kuruldu. Yani ticaret merkezi olarak dört tane blok var. O biraz önce gösterdiğim ise en büyüğüydü. O yıkılan yerde ne var şu anda? Yıkılan yerde şu anda havuz var. Oraya da geçebiliriz. Bunun girişini de size göstermek istiyorum. Dünya Ticaret Merkezi diye World Trade Center. Peki buraya giriş çıkışlar yoğun bir şekilde devam edemiyor o zaman değil mi? Yani orası da salgından etkilenmiş. Aynen, yani buraya müthiş bir turist akımı vardı. Zaten Dünya Ticaret Merkezi on binlerin çalıştığı binayı bahsediyorum. Şu anda kimse yok yani, burası da kapalı. Şu ilerlediğim yerde havuz, bu ikiz kulelerin bir binası buradaydı. Yıkılınca ölen, hayatını kaybeden New Yorkluların yerine böyle bir havuz yaptılar. İsimleri yazıyor ama şu anda kapalı olduğu için o tarafa gidemiyorum ama bu yıkılan bir binanın yeri diyebilirim size. Anladım, orada duruyor. Yani böyle bir anıt havuz gibi bir şey mi, yani bir tür anıt? Anıt şeklinde yapılmış herhalde. Evet, anıt havuzu gibi, evet. İsimler var hayatını kaybedenler ve aynı şekilde insanlar çiçek bırakarak anıyorlar. Birçok insan hayatını kaybetmişti. Şu ilerlediğim yerde 11 Eylül Anı Müzesi karşımdaki yer. Bu müzeye de yaklaşık en az bir saat bekliyordunuz girmek için. Ama şu anda burası da kapalı olduğu için... Kuyruk vardı değil mi? Yani eskiden evet, kuyruk oluyordu. Vardı. Peki evet. O müzede ne var? Ölenlerin hatıraları filan herhalde. Ölenlerin hatıraları, binadan düşen parçalar, bazı firmaların özel eşyaları olmak üzere bir anı müzesi gibi. Tabii üzücü 11 Eylül'ü burada ben de olduğum için yaşadık. O nedenle kötü hatıralar tabii New York'lar için. Ama böyle güzel bir müze ve anı havuzu yaparak anıyorlar. Ama dediğim gibi iş dünyası, burası da Wall Street'in bir kalbi, bomboş. Yani kuşatsanız kimse yok burada şu anda. Peki Ali Çınar, oraya gelenler daha çok turistler midir? New York ahalisi de gelir mi anmaya? Yani özel 11 Eylül'de bütün New York buraya akar. Törene katılır.
Ama burası artık bir turistik bir yer oldu. Çünkü turistiklerin çok merak ettiği bir yer burası. O nedenle turistik yere döndüğünü söyleyebilirim ama çok iş yeri var Ahmet Hakan Bey. Yani hepsi kapalı olduğu için şu anda göremiyoruz ama yani bu caddede adım atamazdınız. New York'ların hala kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Hoş hafta sonları bazı sahil bölgelerinde uymayanlar vardı ama şu anda hafta işleri bilhassa New York'lular yoklar. Yani kimseyi göremiyoruz. Bomboş caddeler. Bu yapılar da yeni yapıldı herhalde değil mi? Evet. İki tane büyük ikiz kule yıkıldı ama yan binalarda çok ciddi şekilde hasar olan binaları da yıktılar. O nedenle yeni inşaatları, binaları görüyoruz. Hatta yeni yapılacak karşımdaki inşaatı devam eden başka bir yer de var. Tabii ki New York'un sembollerinin olduğu Dünya Ticaret Merkezi, ikiz kulelerin olduğu yerdeyiz şu anda. Hala 11 Eylül kanayan bir yara mıdır orada? Evet, yani kötü hatıraları var. Bilhassa New York Polis Departmanı, New York Emniyet Müdürlüğü olmak üzere çok kayıp verdiler. İtfaiye. İtfaiye erleri çok üzüntüyle anarlar ama tabii yaralar sarıldı diyebilirim. Aradan 20 yıl geçti. Ama New York'un tabii acı hatıralarından bir tanesi diyebilirim. Peki, bu arada seni görebilir miyim Ali Çınar? Birkaç şey sormak istiyorum. Ya Amerika'nın Sağlık Bakanı bayağı bir pot kırmış galiba Alex Azar. Televizyonda demiş ki Amerika'da salgında en çok kurban veren ülke haline gelmemizin siyahlar başta olmak üzere azınlıkta kalan grupların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklanıyor demiş. Yani biz demiş çok kayıp verdik ama kayıp vermemizin nedeni hem siyahlar hem de diğer azınlıkta kalan gruplar. Bunlar o kadar sağlıksız ki falan gibi bir laf etmiş. Yani aslında ortalığı karıştıracak bir şey. Karıştı mı ortalık? Yani tabii Demokrat Parti, Trump aleyhine olanlar bu demeci eleştiriyorlar. Hala medyada da gündemde. Ama Sağlık Bakanı ile Başkan Trump'ın bir ara arası kötü gibiydi. Hatta istifa mı edecek, görevden mi alacak diye spekülasyonlar çıktı. Sağlık Bakanı çok enteresan bir karakterdi. Bazen böyle demeçleri var, bazen sessizliğe bürünüyor. Ama şaşırmamak da lazım. Aslında gerçek Ahmet Hakan Bey, biz yayınlarda da bahsettik, bilhassa etnik gruplara, siyahi Amerikalılara, Latin kökenlere, koronavirüsten hayatını kaybedenler sayı fazlaydı. New York'ta bile %24-25 siyahi Amerikalılar. Louisiana'da %70'lere varıyor ya siyahi bunu, Amerikalıların. Bu bir realite. Ali Çınar, bu bir realite olabilir. Bu realite dile getirilebilir ama sen ülkenin bakanısın yahu, adamların bu şekilde yaşamalarını önleyeceksin, yani onu önlemekle mükellef bir adamsın, tutuyorsun sorumluluğu onlara atıyorsun. Yani orada böyle bir ırkçı bir yaklaşım var, yani ben ondan rahatsız oldum. Yoksa yani bir realite olarak söylersin, evet en çok siyahları vurdu maalesef filan diyebiliriz ama bunlar fakir olduğu için bunları vuruyor, bunlar sağlıksız zaten diyen kişinin aynı zamanda ülkeyi yöneten Sağlık Bakanı olması biraz tuhaf bir şey yani. Evet, yani katılıyorum size ama Trump yönetiminde ırkçı veya göçmenlere karşı sert demeçler veren sadece bu bakan değil, diğer bakanların da aslında böyle demeçleri var. Onun için biz şaşırmadık, çok sürpriz değil. Ama tabii Demokrat Parti, göçmenleri daha çok kucaklayan Demokrat Parti bu demeci eleştirdi. Genele de baktığımızda dediğim gibi Trump yönetiminde bu tarzda dengesiz açıklamalar yapan bakanlar veya danışmanlar zaman zaman oluyordu zaten. Bu arada Obama da kafayı çıkarmış. Obama da biraz böyle Trump'ı eleştirmiş. O da ona ya sen zaten beceriksiz bir başkandın falan diye cevap vermiş. Böyle Obama-Trump düellosu, polemiği ilgi çekiyor mu Amerika'da? Böyle ortalığı karıştırıyor mu? Yoksa öyle sessizce geçiştiriliyor mu? Hangisi? Şimdi Obama'nın popülaritesi çok fazlaydı ve çoktandır sesi çıkmıyordu. Ama başkanlık seçimi yaklaştığı için ve Joe Biden'ı, Trump'ın rakibine yönelik bir destek mesajı vererek öne çıktı ve Trump'ın şu anda koronavirüsü mücadelesinin fiyasko olduğunu açıklayan demeçleri oldu son 3-4 gündür. O nedenle biraz bu seçim potasına girmiş durumda. Tamamen Biden'a destek vererek Trump'ın kaybetmesi için elinden geleni yapacak. Trump'la tabii Obama Gate diyerek, Obama'nın
Trump'ın seçim kampanyasında istihbarat örgütlerini kullanarak kendisini zarar vererek kampanyasını dinlettiğiyle ilgili Obama Gate gibi bir açıklamada bulundu. Çok karışık iç politika ile ilgili bir konu ama o nedenle Trump da Obama arasında şu anda bir tartışma var ve bu devam edecek gibi. Yani ahali kulak kabartıyor mu bu tartışma? Yani ilgi çekiyor mu medyada falan, yankılanıyor mu? Şimdi medya derken Ahmet Hakan Bey, yani New York, Washington sürekli bu tartışmaları sıcak izliyor ama Amerika'nın gerçeğine baktığınızda 330 milyonluk toplumda, Orta Batı'da bunları fazla görmüyoruz. Yani Amerikalılar ekonomiden, cebinden, koronavirüsten sonra hayat nasıl olacak diye bakıyor. Halkın gündemi başka. Halkın gündemi başka. Onların evet. Gündemi başka. Peki. Evet. Bu arada Trump geçtiğimiz günlerde bir aşı çalışması başlatıyoruz dedi. Böyle alayı vala ile. Tamam, güzel. Bugün mü? Bugün galiba. Onun başına, o çalışmaların başına Müslüman bir doktor getirdi. Fas asıllı doktor. Herkesin çok büyük ilgi odağı olmuş, öyle mi bu adam? Evet, yani normalde Trump'ın biraz önce konuştuğum yüzü göçmenlik konusunda ırkçılık söylemleri var ama bu bilim adamı çok özel bir insan. Harvard mezunu, toplam 15 tane farklı aşı çalışmasında projede yer almış. Aynı şekilde yüzün üzerinde de tıp konusunda çok ciddi yayınları yani var. Yetkin bir adam. Anladım. Evet, kendini ispatlamış birisi. Fas asıllı Müslüman bir doktor. Evet. Hocam, tanır mısınız bunu siz? Bu hani siz aşı konusunda uzmansınız. Hani uluslararası çapta bilinen biri midir? İsmen biliyorum. Yalnız Amerikan gerçeği bu. Burada evet. Aslında işte bir sürü Türk, Faslı, Hintli, Pakistanlı bilim adamları işte maalesef kendi ülkelerini bırakıp Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da bilimin kalkınmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Zaten baktığınız zaman Amerika'da bilimi yürütenler arasında çok yüksek oranda yabancı asıllı hekimler var. Ve bunlar da hep ülkelerinin seçilmiş iyi olan adamları. Zaten iyi olmayan gidip orada barınamıyor. Dolayısıyla Amerika açısından baktığınız zaman bu iyiydi. Yalnız o söylenen demeçler aslında kesinlikle birçok yanlış var içinde. Çünkü hiç kimse bir aşının, Fed Başkanı da mesela aşı gelişene kadar işte ekonomi düzelmez diyor. Ama bir aşının geliştirilebilip herkese uygulanma şansı bana göre %5 kadar. Onu hep söylüyorsunuz. Milyarlara uygulanacak. Tabii milyarlara uygulanacak. Ve işte o kadar fiyatı da uygun olacak, üretilecek ve bu dağıtılacak. Bu korkunç bir şey. Dünyada şu anda bu kadar aşıyı depolayacak bir kapasite yok hiçbir şirkette. O yüzden bunların yani salgın aşının bulunmasına bağlı olarak bitmeyecek bana göre. Maksimum 2 sene, yani başından alırsak maksimum 2 senede bütün salgınlar bitmiş. Bu da bir şekilde aşı bulunmasa bile ya hastalık işte bizim endemik dediğimiz böyle işte arada sırada belli mevsimlerde görülen bir hastalığa dönecek ya ortalıktan kaybolacak ama bu salgın özelliği bir şekilde bitecek. Böyle devam etmesi pek mümkün değil çünkü. Ali Çınar, çok teşekkürler. Bize hem Wall Street'ten hem de Dünya Ticaret Merkezi'nden izlenimler aktardın. Ayrıca Amerikan gündemiyle ilgili soruları cevapladın. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Görüyor muyum Ali? Ha, şimdi evet. Gördüm. Tamam. Maske de profesyonel. Sağ ol, evet, maskeyi artık sağlama aldık. Ben de teşekkür ediyorum. Ahmet Hakan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Ali Çınar. Şimdi hocam, sizin şöyle bir teziniz varmış. Diyormuşsunuz ki Türkçe virüsü daha az yayan bir dildir. Bu ne demek hocam? Bize bir açıklar mısınız? Çok ilgimi çekti benim. Yani Türkçe, şimdi, Türkçe konuşanlar virüsü daha az yayıyorlarmış. Şimdi bu
tamamen bir gözlem aslında, bir araştırma değil. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiş ki İngilizce'de T ve S harfinin yan yana olduğu S dediğimiz ya da ve T ile H'nin yan yana olduğu yine T dediğimiz harfler, bunlar Rusça'da da çok sık aslında karşılığı var Rusça'da da. Bunlar çok sık yer alır. Ve en çok damlacık ağızdan bu iki harfi söylerken çıkıyor. Türkçe'de bunlar yer almadığı için biz çok akciğerimizden konuşmuyoruz. Türkçe zaten vurgusu az olan bir dil. Dolayısıyla bir de şunu da göstermiş. Mesela hafif az sesle konuştuğunuz zaman daha az damlacık çıkıyor. Yüksek sesle bağırarak konuştuğunuzda daha çok damlacık çıkıyor ağızdan. Genellikle Türkçe böyle İtalyanca, İspanyolca kadar gibi yüksek sesle konuşulan bir dil de değil. Onun için bağırmadığımız sürece, kısık sesle, alçak sesle konuştuğumuz sürece bu bir tamamen fiziksel bir gözleme dayalı ama muhtemelen daha az damlacık çıkarıyor. Ne kadar, yani o zaman şöyle, bir, Türkçe virüsün yayılımında Türkçe konuşmak iyi, güzel, onu anladım. İki, avantaj sağlıyor. Avantaj sağlıyor. Kısık sesle de konuşursanız bir avantaj sağlayabilir. Ben hocam biraz yüksek sesle konuşuyorum galiba ya. Benim de biraz kısık sesle konuşmam lazım. Sizin meslekle meslekle ilgili biraz da sizinki. Ama mesela bu şuralarda önemli işte. Mesela camiler açılacak 29'unda. Orada mesela bunlar Diyanet'e öneri olarak söylüyorum ben. Mesela cemaat mümkün olduğu kadar içinden duaları okusun. İşte yapılabiliyorsa mesela tekbirler falan daha alçak sesle getirilsin. Konuşmadan bulaştığı için işte imamın önüne mesela bir şeffaf bir engel konabilir. Halkla direkt temasını önlemek için. Kreşler falan açılıyor. Orada mesela işte bağırmalar engellenebilir. Mümkün olduğu kadar. Çünkü bir de hapşırma ve öksürme binlerce kat daha fazla virüs çıkarıyor ağızda. Bir başka önemi de şu. Bakın mesela çok sık sorulan bir soru var. Ben işte bir gittim Beyoğlu'na, işte karşıdan bir sürü maskeli insan geçiyordu, yanımdan geçtiler diye. Bu şekilde virüs bulaşmaz aslında. Çünkü nefes alıp verirken ancak 20 tane dakikada 20 virüs çıkardığımız hesaplanmış. Halbuki bir işte bu virüste çalışılmamış ama SARS'tan, influenza'dan tecrübelerimiz bize 1000 virüsün enfeksiyon başlatabileceğini gösteriyor. O halde demek ki nefes alıp vermeyle bulaşabilmesi için biz virüs taşıyanla en az 50 dakika karşı karşıya durmamız lazım. Konuşma bunu 10 kat artırıyor. Yani işte 200 virüs çıkıyor ağızdan konuşurken. O zaman da 5 dakika en az konuşmamız lazım virüs taşıyan biriyle. Maskesiz bir şekilde. Ama öksürük hapşırık binlerce katı çıkardığı için mesela siz virüs taşıyan biri geldiniz geçeceksiniz yanından. Hemen siz gelmeden adam hapşırdı. Virüs bulaşabilir size o zaman. İşte maske mesela kimin ne zaman ne yapacağı belli olmadığı için anlık temaslarda bu nedenle önemli. Yani o zaman mesela şöyle. Maskesi varsan varken hapşırsın öksürsün. Anladım. Şöyle o zaman yanından konuşmadan geçen birinin sana virüs bulaştırma ihtimali sıfır. Öyle anlıyorum ben. 50 dakika falan geçmesi yok. Lazım. Evet, yok. Öyle bir ihtimal yok. Doğru. Yani yanından. Ne kadar yakınından geçerse geçsin değil mi hocam? Yani yürüyoruz karşımızdan maskeli biri geliyor. Tabii, tabii. Mesela geldi merhaba dedi size. Siz de merhaba dediniz geçti. Öyle de bulaşmak. Öyle de bulaşmıyor. Yok. En az 5 dakika. 5 dakika konuşmak lazım. Ama evet. Öksürür ya da hapşırırsa öksürük, işte o zaman yeter fena. Ki öksürüp hapşırmasın. Anladım. Evet, tamam. Çok güzel anladım yani. Çok iyi anlattınız. Yanınızdan konuşmadan geçerse problem yok. Konuşursa azıcık konuşması lazım. Evet. Merhaba ne haber falan derse problem yok. Ama öksürüp hapşırırsa evet. Durum fena. Anladım hocam, gayet güzel. Evet. Hocam ya ben de şöyle bir biraz da his galiba. Umut da ediyorum tabii. Hem his hem umut. Diyorum ki hava sıcaklığı düştükçe bu virüsün bulaşma gücü kırılıyor gibi geliyor bana. Ben hani bilim insanı değilim. Sadece evet. Dışarıdan
gözlemim yani ya da umut ediyorum öyle olmasını. Ya bu Harvard'da, MIT'de araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının bulaşmada azalma sağladığını tespit etmişler. Böyle bir bilgi de var. Ateş Kara söylemiş bu bilgiyi. Bu doğru mu hocam? Yani hakikaten siz çünkü bunun sıcaklıkla bir ilgisi olmadığını savunan hocalarımızdansınız. Evet. Hala o noktada mısınız? Yani yeni veriler yeniden bu tezinizi gözden geçirmenizi sağlayacak şekilde mi? Hayır, yani sürekli gözden geçiriyoruz da ama bakın şöyle bir şey var. Birincisi, emin olmadan halka böyle bir bilgi verirseniz bu hatta iki tane yanlış tutuma neden olur. Bir tanesi, ya nasıl olsa havalar ısındı, bana bulaşma şansı yok diye düşünüp daha da çok tedbirleri gevşetirler. İkincisi, bu aynı zamanda şu anlama gelir, yazın bu salgın duracak ama Eylül'de tekrar başlayacak demektir havalar soğumaya başlayınca. Şimdi ben her ikisine de katılmıyorum. Şu nedenle, birincisi bu Harvard'daki bir araştırma değil. Bu tamamen bir gözlemlerini yazmışlar ve şunu gözlemişler. Bu salgının en fazla vakayla seyrettiği dönemlerdeki şehirlerin ortalama sıcaklık değerlerine bakmışlar. Onları karşılaştırarak böyle bir yargıya varmışlar. Bu zaten aylardan beri bilim dünyasında tartışılan bir konu. Yani onlar yazmadan da bu tartışılıyordu. Fakat gerçeklere bakıyoruz, buna uymuyor. Şimdi neden uymuyor? Mesela bakıyorsunuz İstanbul, Türkiye'deki vakaların %60'ını gördüğümüz yer. İstanbul Türkiye'nin en soğuk yeri değildi. Şeye bakıyoruz, Amerika'ya New York en çok vakaların görüldüğü yer. New York Amerika'nın en soğuk yeri değil. Rusya'ya bakıyorsunuz Moskova. Brezilya'ya bakıyorsunuz ülkenin en sıcak yerinde vakaların yarısından çoğu görüldü. Sao Paulo'da ve Rio de Janeiro'da. Şeye bakıyoruz, şu anda ortalama sıcaklığın 40'ın üzerinde olduğu Katar, Suudi Arabistan, Ekvador gibi ülkeler çok büyük bir artış yaşıyorlar. Bunlar da bize bunun sıcakla ilgili olmadığını gösteriyor. Yani, Suudi Arabistan'da, Katar'da gerçekten büyük artış var mı hocam? Çok ciddi artışlar var. Evet, şu anda nüfus. O zaman bu zaten bu cümleniz tezi ortadan kaldırdı. Yani Suudi Arabistan'da, tabii. Katar'da 40 derecenin tabii. Üstünde. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii. Yani en büyük artışları bu dönemde yaşıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Yaz aylarında bu hastalık azalacak. Ama havalar ısındığı için değil. Artık tedbirlerle hastalığın yayılması yavaşladığı için. Bakın 40'ın üzerinde ülke bizimle aynı durumda. Vakaların azaldığı döneme girdi. Şu anda işte büyük ülke olarak vakaların henüz böyle artışının bitmediği Hindistan kaldı. Diğerleri daha küçük nüfuslu ülkeler. Endonezya var falan. Diğerleri daha küçük ülkeler. Şimdi bunlarda büyük bir artış olmazsa ve bizim durumumuza gelen yani artık kontrol güvenli bölgede olan ülkelerde birdenbire ikinci bir artış gözlenmezse o zaman yaz aylarında vakaların azaldığını göreceğiz. Ama peki. Nedeni sıcaklıkların artması olmayacak. Ona güvenip de aman tedbirleri gevşetmeyelim bence. Anladım. Hocam şimdi bir dört kıtaya gidelim mi beraber? Afrika, Asya, Avrupa, evet. Güney Amerika. Madagaskar, Afrika, Madagaskar'da Caner Çakmak var. Asya, Güney Kore, Ali Öztarsu var. Avrupa, Fransa, Nazmiye Güler var. Güney Amerika, Brezilya, Umut Eker var karşımızda. Hazırlar mı? Evet. Dördünü de görüyorum. Artık Güney Kore, Ali Öztarsu'yla neredeyse akraba olduk diyebilirim. Tabii bu arada Madagaskar, Caner Çakmak'a da tanıyoruz. Daha önceki bağlantılardan. Fransa'da Nazmiye Güler var. Güney Amerika, Brezilya'da Umut Eker var. Ben Umut Eker'le başlamak istiyorum. Ya Brezilya'da durum feci diyorlar. Öyle mi yani? Çok mu artış var? Pandeminin merkezi falan diyorlar. Neredeyse merkezi haline geldi diyorlar. Ne diyorsunuz?
Çok teşekkürler. Öncelikle güzel Türkiye'mize iyi geceler, sizlere iyi yayınlar. Evet, dediğiniz gibi Brezilya'da son 10 günden beri büyük bir artış yaşanıyor. Öncelikle vaka sayılarında da hayatını kaybedenlerin sayısında da büyük bir artış var. Zaten Güney Amerika bölgesinde ve Orta Amerika'yı da kabul edersek buranın merkezi Brezilya konumunda. Son vakalara baktığımız zaman şu anda vaka sayısında ve ölüm sayısındaki artış her gün daha da fazla ileri gidiyor. Peki ancak ne yapılıyor? Yani ülkede Umut Eker ne yapılıyor? Hepiniz karantinada mısınız? Evlerde misiniz? Nasıl bir yani şey ağır tedbirler var mı? Şu anda aslında ağır tedbirler yok. Zaten baktığımız zaman bu vakaların en fazla yayılması dünya basınında da burada insanların kendi arasında da konuşulmasında da geçen tedbirlerin ilk başta çok fazla alınmaması. İki aydan beri bu vaka sayıları ortaya çıktığından beri zaten Brezilyalılar kendilerini eve kapattı. Herkes eve kapattı. Herkes evinden çıkmamaya başladı. Orada biraz daha galiba devlet yetkilileri baştan bu işi küçümsediler. Değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, Sayın Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bu konuda bunu bir grip vakası olarak, gelip geçici bir vaka olarak değerlendirdi. Bütün yapılan daha fazla mesela São Paulo valisinin alacağı büyük kararlara gerek yok bunlara tarzında açıklamalar oldu. Ve bu sebeple zaten São Paulo valisi ve Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro arasında çeşitli tartışmalar yol açtı. Hatta bildiğiniz gibi 25 gün önce Sağlık Bakanı'nı görevden almıştı Devlet Başkanı ve Cuma günü de yeni gelen Sağlık Bakanı istifa etti. Burada politik bir sıkıntı da şu anda söz konusu. Ortalık karıştı yani. Peki İtalya'yı evet. bile geride bırakmış ya Brezilya rakamlarla. Siz ne iş yapıyorsunuz Umut Eker? Bizim burada işletmelerimiz var, turizm firmamız var, taşımacılık firmamız var. Peki siz kişisel olarak mı önlem alıyorsunuz? Yani evinize çekildiniz herhalde değil mi yani? Evet. Aynen sizin dediğiniz gibi. Zaten işletmeler kapandı. İşletmeler, turizm faaliyetleri durduruldu. Bu da büyük bir yük oluşturuyor. Devlet Başkanı'nın zaten açıklamaları bu yönde. Yani tabii ki de milletimizin sağlığını düşüneceğiz ancak ekonomiyi de düşünmek zorundayız diyordu. São Paulo valisi de bilhassa São Paulo diyorum çünkü ben hem São Paulo'da yaşıyorum de São Paulo nüfus açısından Brezilya'nın en büyük şehri. Burada bir kısmi karantina uygulaması vardı. Bu 2-3 kere ertelendi. 10 Mayıs'a kadar getirildi. Sonrasında en son açıklamayla 31 Mayıs'a kadar uzatıldı ama bugün sabah São Paulo valisinin bir açıklamaları oldu. Herkesin az önce söylediğim gibi burada kafalar biraz karışık. São Paulo valisi şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi genel karantina alma yetkisinde değilim. Ancak eyalet komitesi bunu alabilir diye genel karantina. Devlet yetkililerinin ne dediğini bırakalım. Ahali ne yapıyor? Evlerinde mi? Evet. Bütün Brezilyalılar evlerine girmiş durumda. İşletmelerin çoğu kapalı. Mesela turizm sektörü, taşımacılık sektörü hepsi kapanmış. Yani evet, devlet onlara evinize gidin, işletmelerinizi kapatın demediği halde kendileri bu önlemi alıyorlar, öyle mi? Evet. İnsanlar burada çok çekingen ve korkak demeyin de çok çekingen davrandılar. Virüs çıktığı zaman herkes evlerine gitti. Zaten güzel. Niye artıyor o zaman? Aslında şu, burada tabii ki insanları suçlamamak gerekiyor ama herkesin de bahsettiği bu aralar Brezilya halkının bahsettiği bir olay var. São Paulo'da yaşayanların. Bundan 15 gün önce São Paulo Belediyesi burada bir karar almıştı. Trafikteki yoğunluğu düşürmek için tek çift plaka uygulamasına geçti araçlarda 24 saat evet. süreli olarak. Yani 24 saat boyunca tek plakalar, diğer gün 24 saat boyunca çift plakalar. Evet. İnsanlar da iş yerlerine normal çalışanlar. Bu görüntüler ne ya? Bir dakika Umut Eker. Bu nedir bu görüntüler? Ha Brezilya'daki toplu mezarlar. Böyle toplu mezarlar falan var Umut Eker, öyle mi? Bu toplu mezarlar devamlı basında gözüken bunlar Manaus bölgesi. Sizlerin Amazonlar bölgesi olarak böyle bir gördüğünüz, bildiğiniz Manaus bölgesinde. Orada zaten devamlı São Paulo da o şekilde. Normalde mezar kazımları toplu olarak gerçekleşiyor. Aslında burada
Tabii ki de olay ciddi. Şu anda olayın ciddiyetini herkes kavradı ama bazı olaylar da mesela mezar kazım burada tek tek değil, toplu olarak zaten yapılıyor. Peki. Yani ay, 3 aylık bu şekilde süreçler mevcut. Peki şu diğer ülkelere de bir bakalım. Güney Kore toparlandı mı Ali Öztarsu? Güney Kore'de bugün 15 yeni vaka var sadece ve toplam vakada 11.065 oldu. Bu ikinci dalga olayını aslında atlattı diyebiliriz. Atlattı. Güney Kore. Aynen, şu anda tekrar o en baştaki sadece gece kulüpleri kapalı. Yani o 29 dolayı yaşındaki gece kulüplerine giderek bulaştıran kaç kişiye bulaştırmış sonunda belli oldu mu o? 150'nin üzerinde bulaştırmış. O kadar binlerce bulaştığını düşünüyordu devlet ama 150'nin üzerinde bulaştırmış sadece. Ama şöyle bir şey var, 46 bin kişi gönüllü olarak test yaptırmış. Sadece oraya uğramış insanlar da dahil. Hatta ünlüler de var. Çok çok ünlü, dünyaca ünlü kişiler de orada bulunmuşlar bir hafta öncesinde. Madagaskar'da Caner Çakmak var. Caner, ilk vefat haberi geldi, ilk ölüm haberi geldi diye bir bilgi var bende. Koronavirüsten maalesef ilk abi ölüm gerçekleşti bugün herhalde, değil mi sizin orada? Evet, doğrudur. Ölen kişi buranın liman şehrinde çalışan bir hastane personeli olduğu söylendi. 57 yaşında bir adam, işte kendisinin bazı rahatsızlıkları, kronik rahatsızlıkları varmış. O bölgede, orası peki, bir liman şehri. Bir şey söyleyeceğim Caner. Evet. Yani Madagaskar'da koronadan ilk kez bir kişinin öldüğü bilgisi geliyor. Bu, yani bu veriye güvenmeli miyiz? Yani dünyada bütün ülkelerde birçok insan ölüyor. Madagaskar'da bir kişi ölüyor. Yani burada bir bana böyle tuhaf gelen bir şey var. Bu veri güvenilir bir veri mi? Ahmet Bey, size şöyle söyleyeyim. Burada hani günde yapılan test sayısı toplam 100. 100. Dün yapılan 100 testte 25 yeni vaka tespit ettiler. Onlar da şu anda hani önceki hastaların temas ettiği insanlara test yaptıkları için bu kadar yüksek oranda. Ülkenin daha fazla test yapma imkanı yok. Yani ülke kendi nüfusunu bile daha tam olarak bilemiyor. Kaldı ki koronadan ölümleri. Başka sorum yok o zaman Caner Çakmak. Tanık sizin. Ne diyeyim yani, durum böyleyse. Şimdi evet, ya bir hani sizin yaşadığınız ülkenin devlet başkanı koronaya karşı bir ilaç bulduk diyerek böyle gazozumsu bir içecekten böyle halkın huzurunda içmişti ve oradaki biraz tropikal bir meyveydi galiba. Tropikal bir, sizin orada yetişen tropikal bir meyveden yapılmış bir şeymiş. Neydi evet, adı onun? Bunu ilk başta Covid Organik diye adlandırdılar. Bu Artemisia otundan yapılan ve genelde de sıtma tedavisinde kullanılan bir bitkinin ağırlıklı olarak kullanıldı. Ben sana demiştim ki ya hiç içtin mi bundan demiştim. Bundan satılıyormuş çünkü. Sen de hiç denemedim demiştin. Onur şimdi diyor ki varmış yanında şu anda herhalde senin. Ahmet Bey, şöyle göstereyim. Bunu artık marketlerde satmaya başladılar. Üstünde ne yazıyor? Üstünde Covid Organics, altında da CVO kısaltması olarak yazıyor. Bir de yerel dilde ismi olan Tambabi yazıyor. Şunu mu diyorlar yani, bunu içersen Covid olmazsın? Bunun iki dozu var Ahmet Bey. Bir tanesi önleyici, bir tanesi de iyileştirici şeklinde sunuluyor. Bu 330 mililitrelik şişelerde satılanlar önleyici. İyileştirici olan var mı sende? İyileştirici olanı hastalara veriyorlar. Ha, onu hastalara veriyorlar. Nerede kullanılıyor? Evet, bunu marketlerde satıyorlar. Kaç ve para bu peki mesela? 6 lira, şişesi 6 lira. Türk parasıyla. Türk parasıyla evet, ama buradaki insanların hani aylık maaşının 250-300 TL olduğu düşünüldüğünde ve bu içeceği de 10 gün boyunca sabah ve akşam tüketmeleri tavsiye ediliyor. Biraz yine evet, de yüklü bir meblağ almak için. Evet, pahalı. Peki kola kaç paradır orada mesela normal? Bu kola da yani yaklaşık olarak yine aynı civarda. 6 lira. Peki olarak sen içtin mi hiç?
Evet, ben de birkaç kere denedim. İçilecek gibi bir şey mi Caner? Doğru söyle. Ya biraz acı bir tadı var. İçine tatlandırıcı katmışlar, şeker. İçtiğiniz zaman böyle garip, hani yeşil bitkilerden bir karışım olduğunu hissediyorsunuz. Kokusu hocam, öyle. Mehmet Ceyhan hocam, ya bu kadar az vaka olmasının bu içecekle bir ilgisi olmasın. Ve biz bu içecekten mahrum kalmayalım. Madagaskar'dan aslında hemen getirelim. Mantığı yok değil. Şuradan giderek bu önerilmiş. Yani biliyorsunuz bu işte klorokin, hidroklorokin falan bunlar sıtma ilacı. Tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu bitkide de işte sıtma tedavisinde kullanıldığı için benzer bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ve dolayısıyla bu da etkilidir diyerek işte başlanıyor ama hiçbir çalışma yok, hiçbir veri yok. Bir de devlet başkanı bunun reklamını yaptı. Çok enteresan bir şey. Caner Bey'e sormak isterim. Bu devletin bir şirketi mi üretiyor bunu yoksa özel şirket mi üretiyor? Reklamdan sonra reklamdan sonra verir misin? Nazmiye Hanım da var Fransa'da. Bir bekliyor, onunla da konuşmak istiyorum. Kısa bir aradan sonra. Evet, tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz hemen. Şimdi Caner, Mehmet evet, Ceyhan abi. Hoca dedi ki o Covid gazozu Madagaskar'da devlet tarafından üretiliyor, özel mi? Ya bu Madagaskar Uygulamalı Bilimler Enstitüsü devlet destekli bir kurum. Onun tarafından uygulanıyor ve hatta Cumhurbaşkanı işte bunu marketlerde satıyoruz ama bundan kazanılan para tamamen yine bu ilacın geliştirilmesi için kullanılacak şeklinde bir açıklama yaptı. Bir daha gösterebilir misin o gazozu? Tabii ki. Lütfen. Şöyle göstereyim. Önünde Cumhurbaşkanlığı, Madagaskar Cumhurbaşkanlığı'nın sembolü de var. Ya öyle. Burada da ha, resmi bir şey var. İsmi. Anladım. Evet, peki, resmi. Peki bir mesela onu Türkiye'ye göndermen mümkün mü mesela şey olsa? Ama nasıl göndereceksin? Ya bir göndermeyi deneyebilirim. Madagaskar şu anda bunu Afrika'daki diğer ülkelere gönderiyor. Yaklaşık 15 kadar Afrika ülkesine gönderdi. Ve Cumhurbaşkanı hani bu içeceğin korona tedavisinde etkili olduğu konusunda çok ısrarcı. Hatta şöyle bir çıkış da yaptı. Eğer dedi bu ilacı Madagaskar değil de herhangi bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı çoktan dünyanın her tarafına iletiliyor olurdu şeklinde bir çıkış da yaptı. Peki hiç kimse şey demiyor mu ya bunun bilimsel bir tarafı yok falan diyen olmuyor mu orada? Olmaz herhalde. Ya şöyle buradaki aslında Tabipler Odası Başkanı başta biraz daha temkinli olmalı şeklinde bir çıkış yapmıştı. Sonra o açıklamasını geri çekti. Hemen akabinde işte Dünya Sağlık Örgütü biraz daha tedbirli davranmak gerektiğini söyledi. En son Madagaskar Cumhurbaşkanı diğer Afrika ülkeleri Cumhurbaşkanları ile bir toplantı yaptılar ve o toplantı sonucunda da Afrika'daki ülkelerin işte yerel tedavi metotları hakkında bir toplantı yapıp bu ilacın etkilerinin de orada uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdiler. Yani iki gazoz var, bir tanesi neydi? Önleyici, bir tanesi iyileştirici. İyileştiriciyi hastanede hastalara veriyorlar, önleyiciyi evet. de bütün halka marketlerde satıyorlar. Öyle mi yani? Şey olay bu. Evet. Peki evet, o hatta sokaklarda da dağıtıyorlar yani. Ha, dağıttıkları da var. Evet. Önleyici daha mı yoğunlaştırılmış bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Şey pardon, iyileştirici. İyileştirici olan. Biraz daha yoğun. Yoğun olsa gerek, evet. Evet. Hocam bir bilimsel temeli yok yani bunun, öyle mi? Tabii ki yok. Yani bir maddenin ilaç yerine kullanılabilmesi, yani tedavide kullanılabilmesi için bilimsel olarak geçmesi gereken aşamalar var. Bunu bu COVID salgını sırasında halkımız da öğrendi epeyce. Faz çalışmaları, hayvan deneyleri, güvenilirlik çalışmaları gibi. Zaten bu bir yerde de okumuştum. Bu bitkinin içerisindeki madde de zaten izole edilmiş.
başka nedenlerle kullanılan bilinen maddeler yani. Dolayısıyla bunun bu COVID tedavisinde kullanılması zaten kaldı ki hala hidroksiklorokininin bile etkinliği tartışılıyor. İşte bir, anladım. Ya yani aslında orada siz çok güzel söylediniz. Yani sıtma değil diye çalışma çıkıyor. Sıtma ilacı bu işe iyi geliyor diyorlarsa eğer bu da sıtmaya iyi geliyor. Öyle bir mantık yürütme var orada galiba. Akıl yürütmesi var. Aynen. Evet. Peki bu sıtma sıtmaya iyi gelir mi bu gazoz? Bu aslında içinde evet yani bu işte kinin cinsi bir madde var. Zaten onun için sıtmaya iyi geliyor. Ama işte orada hidroksiklorokinin ya da meflokinin sıtma tedavisinde ilaç olarak kullanılan maddelerin farklı özellikleri var. Bunda öyle bir özellik olup olmadığı bilinmiyor. Bilinmiyor, evet. Kaldı ki içine siz ot miktarı olarak veriyorsunuz ama onun içindeki etken madde miktarı ne kadar toksik mi değil mi hiç bilinmiyor. Bu zaten kabul edilebilir bir yol değil. Caner, Madagaskarlılar ilgi gösteriyorlar mı? Alıp içiyorlar mı lıkır lıkır? Ya şu an çok uzun kuyruklar oluyor sokaklarda bundan alabilmek için Ahmet Bey. Ve üzerinde de aslında şöyle uyarılar var. Hani tansiyon hastalarının ve hamile kadınların içmemesi yönünde ve çocuklara da çok düşük dozlarda 6 yaşından küçük çocukların peki, içmemesi yönünde uyarılar Caner, var. Caner Bey şeyi biliyor mu? Ne kadar süre koruyor? Yani her gün mesela bundan bir tane içmek lazım mı? Yoksa bir tane içiyorsunuz mu? Tavsiye edilen doz ne? Mu bu? Evet hocam şöyle söylüyorlar. Bunu 10 gün boyunca sabah akşam içerseniz hani bu bir hafta boyunca sabah akşam içerseniz önleyici hasta insanlar üzerinde işte bunun daha yoğun versiyonunu denediklerinde de 10 gün 10. günden itibaren iyileşme gösterdiği yönünde açıklamalar var. Ama bu COVID-19 salgını devam ediyor. Aylarca sürüyor. Yani bu bir hafta kullandınız bunu, bir hafta sonra bitiyor. Yeniden bir hafta kullanmak lazım diye anladım ben. Yoksa hani bir hafta kullandın bu seni bir ay koruyor diye bir şey yok. Atılacak zaten. Yani her gün aynen, içmeniz gereken bir şey gibi görünüyor. Doğrudur Mehmet hocam. 6 liradan 60-180 lira aylık şey. Evet, bu ilaçtan önce aslında Madagaskar'da çok fazla salgın hani vaka sayısı 120 civarındaydı. Sonra bu ilacın piyasaya sürülmesinden sonra tedbirleri biraz gevşettiler. Sonra vaka sayısı şu anda 300'ü geçti. 320 civarında bir vaka sayısı var ve dediğiniz gibi de yayının başında hani ilk ölümlü vakada gerçekleşti. Hocam bu rakamlar da pek galiba bu bilimde evet sahih değil yani. Tabii. Yani sağlık personeline falan bulaştı öldüğüne göre bunlar çok güvenilir değil. Zaten günde 100 test yaparsanız 25 pozitif bulmuşsanız yeteri kadar test yapmadığınızı gösteriyor zaten. Normalde evet. Bizim rakamları hatırlarsanız işte 10'da biri kadar, işte 11'de, 15'te biri kadar vaka buluyoruz biz. Yüksek ne kadar yüksekse o kadar çok vaka atlıyorsunuz demektir. Evet, bir tabii, hocam Madagaskar'da yaşayacak bunu ama bu temel bir kuraldır. Eğer bir yerde siz işte ya bu bak rahat olun şöyle bir iyi durumdayız derseniz hemen gevşeme oluyor. Gevşeme oluyor ve orada da olmuş zaten. Bir Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da Nazmiye Güler var Fransa'da. Şimdi Avrupa'dan gelen haberlere baktığımızda Nazmiye Güler genelde bir açılma, normalleşme, turizm falan filan hepsini katan bir faaliyetler görüyoruz. Fransa'da da öyle mi? Açılıyor mu yani normalleşme süreci başladı mı? Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Fransa için konuşacağım özellikle. 11 Mayıs'ta biliyorsunuz insanların artık sokağa çıkma izni başladı. Ama tabii ki hepsi kurallı yani öyle tamamen eskisi gibi bir hayat değil kesinlikle. Özellikle mesela otobüslerde yani toplu taşımalarda kesinlikle maske mecburi. Büyük mağazalarda, marketlerde maske tavsiye ediliyor ve hatta market sahipleri isterlerse maskeyi zoraki kılabilirler yani maskesiz eğer karar veriyorsa maskesiz insanları içeri almıyor. Peki şey mi yani şöyle diyebilir miyiz iki kural maske ve mesafe
Fransa'da kesinlikle da geçerli. Yani kesinlikle yani maske, sosyal mesafe ve artan insanlar sürekli ellerinde biliyorsunuz hidroalkolik jeller, kolonyalarla falan devamlı temizliyorlar. Nazmiye Güler bu arada bir hekim, doktor, iç hastalıkları uzmanı. Siz de acil uzmanı, acil tıp uzmanı. Pardon, acil tıp uzmanı. Onur, yanlış bilgi verdin. Peki. O zaman siz müdahale ettiniz mi COVID-19 hastalarına? Tabii ki. Yani zaten ön cephede çalıştık. Bizim Fransa'da özellikle zirvenin en yüksek olduğu zaman Nisan'ın, yani Mart'ın sonu Nisan'ın başıydı. Bizim bu bölge zaten Fransa'nın kuzeydoğusu ve bu bölge genelde kırmızı alarmdaydı ve gerçekten pandeminin en yüksek yani hasta sayısı olan bölgeydi ve gerçekten çok yoğun günler yaşadık. Şu anda nasıl? Şu an iyi durumdayız. Kesinlikle iyi durumdayız. Zaten biliyorsunuz bütün ülkelerde hastaneler afet durumunda. Afet hala kalkmadı. Aciller yavaş yavaş normale dönüyor diyebilirim. Zamanında neredeyse %100 COVID çalışırken şu an COVID hastalarımız bayağı düştü. Yani %1'in altında düştü diyebilirim. Hastane için söylüyorum ve hani hastanedeki ağır vakalar için konuşuyorum tabii ki. Stabil hastalar bizim burada aile hekimler tarafından ilgileniyor. Biliyorsunuz artık virüsün sirkülasyonu da artık iyice düştüğü için R0'ı 1'in altına düştüğü için insanlar artık dışarı çıkma izni verildi. Ama bunların hepsi tabii ki kontrollü ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu ikinci dalga korkusuyla herkes tabii ki yaşıyor ve bu olmasın diye tabii ki insanlar sosyal mesafesini ve maskesini takıyor ve dikkat ediyor. Burada tabii ki her yer açılmadı. Bakın lokantalarda normalde paket servis var sadece. Lokantalar tamamen... Bizde de öyle, Türkiye'de de öyle. Yani açma izni verilmedi. Lokantalar kapalı. Yani, aynen, marketler açıldı. İnsanlar çalışma izni verildi. İnsanlar mümkün mertebe evden çalışması gerekiyor. Tabii bu insanların evde kal politikası bizim hastaneye yansıdı. Biz gerçekten hastanede yani acil çalışanı olarak bu insan hasta sayısının düştüğünü kesinlikle gördük. Yani gördünüz, test sonuçları zaten kesinlikle artık neredeyse sıfıra yakın test sonuçlarımız geliyor. Tabii ki bu pandemi ve yüksek COVID hastalarının çok yoğun olduğu dönemde de bütün ülkelerin gözlemlediği bize endişe veren bir durum oldu. Yani normal hastalarımız yani gelmedi, yok oldular kesinlikle. Her yerde yok öyle Nazmiye Hanım, evet. Her yerde öyle. Türkiye'de de öyle oldu. Ama artık geri döndüler yani. Şimdi Türkiye'de de tekrar acil geliyorlar. Geri dönüşler başlıyor. Nazmiye Güler çok teşekkürler Fransa'dan. Umut Eker. Ben teşekkür ederim. Umut Eker, lütfen kendinize dikkat edin. Brezilya yukarı doğru çıkıyor. Aman dikkat, oradaki bütün vatandaşlarımız dikkat etsinler. Siz de Umut Bey dikkat edin. Caner, çok teşekkürler. Sen yine de o gazozu iç bence. Yani bir zararı olmaz diye düşünüyorum. bize de gönder ama mutlaka bir biçimde. Tamamdır abi. Ve bu arada Güney Kore'de Ali Öztarsu var. Ali Öztarsu, sen de Barlar Sokağı'ndan uzak dur. Sana da öyle bir tavsiyede bulunayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Mehmet evet, Hocam, evet. Şimdi az önce Nazmiye Hanım bir bilgi verdi. Dedi ki bizde dedi işte bir kişinin bir evet. kişiye bulaştırma oranı düştü dedi. Birinin altına indi dedi. Ya bu bizde nasıl hocam? Bunun evet. bunun durumu nedir? Evet. Şimdi bizde de uzun zamandan beri birin altında zaman zaman işte böyle yükselmeler oluyor. O zaman bir gün kısa süreli bir gün önceye bakarsanız birin üstünde gibi görünüyor ama esas olan bunu uzun bloklar halinde bakmak ve bizim işte 18 Nisan'da itibaren yanlış hatırlamıyorsam iniş halindeyiz. Zaten birin şu anda birin altında mı? Bulaşıcılık kat sayısı. Evet, birin altında olduğu için iniyor aşağıya doğru zaten. Çünkü bunu bir formülle hesaplıyoruz. Hocam formülle, ama geçenlerde bir Sağlık Bakanı'na yani bu soru soruldu. O daha yüksek dedi. Tabii. Ben onu Sağlık Bakan Yardımcısıyla konuştum ben de. O kısa bir dönem için yani 3 günlük dönem için hesaplanmış bir rakam. Dolayısıyla hani 1100'lerden
birdenbire 1700'lere falan çıkmıştı bir ara. Onun rakamı ama uzun süreye baktığınız zaman uzun süredir birin altında seyrediyor. Tabii şöyle, şimdi artış görürsek, vakaların bir dönem böyle bir hafta boyunca artışını görürsek o zaman birin üstüne çıkmış demektir. Çünkü bunu hesaplarken kullanılan değişik formüller var ama hepsinde ana çarpan bizim R diye dediğimiz formülde büyüme katsayısı. Büyüme katsayısı zaten vakalar artarken artı olur. Bir önceki döneme göre değişiklik. Azalmaya başlarken de eksi olacağı için zaten birin altında çıkar. Bir eksi diye başlayan bir formül. Burada dolayısıyla yani birin altında gittiği sürece bir problem yok. İyileşen iyileşen vaka sayılarında altında olmak kaydıyla vaka sayısı. Mehmet Ceyhan Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Rica ederim. Size. Çok teşekkürler. Yayınlar sağ olun. Diliyorum. Şimdi tarafsız bölgede artık sıra Mehmet Çilingiroğlu Hoca'da. Görelim. Hocayı görelim. Evet, bugün bu papyonu biraz sık mı kullanıyorsunuz hocam, yoksa hani benzer desenden çok papyon mu var? Benzer desenden çok var. Ki bunda kırmızı görmediğiniz mavi noktalar var bunda. Diğer bir tanesinde beyaz var. Benim 500'e 600'e yakın papyonum var. Farklı giyiyorum. Bu papyon işini bir kere daha konuşmuştuk. Bir daha soracağım. Türkiye'de mi birisi örnek oldu size? Yok. Yani bir hoca. Amerika'da mı? Ha. Evet. Değer verdiğiniz bir hoca. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sevdiğim, çok değerli insanlarla çalıştım. Dolayısıyla çok sevdiğim profesörlerden birkaç tanesi böyle gayet güzel bembeyaz önlükleriyle, gayet gentleman konuşmalarıyla, her şeyiyle, papyonlarıyla harika. Öğrencilerin böyle gerçekten örnek aldığı, yani haz duyuyorsunuz, anlatabildim mi? Yok, sizin size, hocanız olduğu bence için. Bence size çok yakışıyor, gerçekten yakışıyor ama. Sağ yani papyon, sağ herkese de yakışmaz değil mi papyon kravat, biraz zordur sağ yani. Sağ olun. Ve kendim bağlıyorum bunları, ustası oldum yani, Amerikalı'ya bile öğretirim. Bu arada siz Napolyon diyordunuz ya, Ahmet Bey, evet. 19 Mayıs'ı herkesin kutluyorum. Gençlik ve Spor Bayramı'nı rahmetli ulu önderimiz Atatürk ve Napolyon'u bu tarafa aldık. Napolyon değil tabii o ben. Dolayısıyla buraya Atatürk'ü aldık. Bir millet olarak çok şanslıyız. Atatürk gibi müthiş bir liderimiz olduğu için. Pozitifiz ve inşallah çok güzel şeyler bizleri bekliyor. Sizlere çok önemli haberlerim var bu akşam. Evet, hepsini konuşacağız. Hocam 19 Mayıs Samsun'a çıkışı Atatürk'ün bizim için bir milat biliyorsunuz. Tabii. Yani bir kurtuluşun miladı, başlangıcı. O yolculuk önemli bir yolculuk. Yarın da 101. yıl dönümü, 101 yıl olmuş. Süper. Yarından... Sizin gazetenizde okudum. Ahmet Bey, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Seviyorum sizin gazetenizi. Atatürk'e o zamanlar tabii bu İngilizler, Fransızlar bütün yerleri tutmuşlar. İşte bu bandırma vapurunda gitme. Gidersen efendim işte silah taşınıyor diye o bandırma vapurunu batıracaklar diyorlar. Bunun için Atatürk efendim düşündükten sonra kararından vazgeçmiyor ve kaptanla görüşüyor bir gece önceden ve diyor ki biz buraya gideceğiz ve silah taşımayacağız, biz oraya ruh taşıyacağız diyor. Atamızın, şehitlerimizin taşıdığı o ruh, kanlarımızdaki Türk kanıyla, Türk şeyiyle, ırkçılık değiliz ama Allah'a bin şükür yüzyıllardır Türkiye ayakta ve Türkiye'ye hiçbir şey olmayacak. Onun için darbedir, bilmem nedir, bu saçma sapan şeylerle kimse moralini bozmasın diyorum ben. Hocam yarın saat 19.19'da. Hı hı. Herkes evlerinin pencerelerine çıkacak, balkonlarına çıkacak ve İstiklal Marşı'nı okuyacak. 19.19. Tamam, ben de buradan okuyacağım. 19.19. Aman dikkat edin. 1919. Aynen. 19 Mayıs 1919 olarak hesaplayabilirsiniz. Hocam şimdi gelelim gündeme. Getir Zeynep, getir o şeyleri alayım. Şimdi gelelim virüsle ilgili son duruma. Dünyada
Amerika'da ve Türkiye'de. Nedir durum hocam? Durum biliyorsunuz neredeyse 5 milyona yaklaşan vakamız var. Bu arada ölüm sayısı 320 bine doğru ilerliyor ve geçecek. Amerika Birleşik Devletleri için... Hocam bir dakika, için, bir dakika. Ya şu anda kaç ki? 4,8. Yani şu anda 90 bine mi var? Toplam ölü sayısını soruyorum. Evet. Amerika'da. Ölü sayısı 90 bini geçti biraz. Bugün daha rakamlar açıklanmadı. Dolayısıyla bu ayın sonuna kadar 100 bini bulacak. Dünyada ise 317 bin, 318 bin civarında. O da yakında yani 350'lere doğru yolunu alacak. Çünkü Güney söyleyeceğim gibi Brezilya, Rusya, Peru, Güney Amerika... Bunlar da çok hızlı bir şekilde ve Hindistan geliyor çok hızlı bir şekilde ve Kanada 9. sıralardaydı önce, şimdi Kanada 17. sıralara düştü. Çin'de hiçbir vaka artışı yok hocam, çok komik bir şeydir. Ondan sonra maalesef Rusya ikincide biliyorsunuz, Amerika tabii ki önde, ama ben size şunu söylüyorum, Rusya Amerika'yı geçebilir. Hatta diğer ülkeler Amerika'yı geçebilir birkaç aya kadar, hiç şaşmayın. Çünkü ülke nüfusuyla direkt bir alakası yok. Nüfusunuz sizin en fazla dünyadaki 3. ülkeden, Amerika'dan daha az olabilir. Ama yaygınlığınız sizin daha fazlaysa Amerika'nın önüne toplam vaka ve toplam şeyde geçme şansınız var uzun dönemde. Hindistan bence çok ürkütücü. Hindistan çok ürkütücü bir şekilde takip ediyorsunuz değil mi? Yani sadece Amerika ve Türkiye değil, akıma bakıyorsunuz. Türkiye de bu arada sıralarda düşecek. Kanada dediğim gibi 17. sıraya düştü. Hindistan, İran turizm için çok önemli. İran'a çok dikkat etmek lazım. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin hemen arkasında, bence Türkiye'nin önüne geçecek. Türkiye'de rakamlar düşüyor. Bazen vaka sayısında bir artış oluyor. Ben şunu söyleyeyim. Bilmediğiniz şeyi, bilmediğiniz yaygınlığı bilemiyorsunuz. Çünkü herkes evinde, sokağa çıkma yasağı var. Birçok faktör var. Ne kadar test yaparsanız o kadar fazla hasta bulma şansınız var. Bir de sizinle geçen de konuştuğumuz gibi Ahmet Bey, evde de birbirlerine geçiren hastalar devam ediyor. Bunların hepsi hastaneye gelmiyor. Çünkü ateş olmuyor hepsinde. Bunun bir kısmı da aynı normal ne derler ona, grip gibi evde iyileşiyor. Bunların rakamlarını bilmiyoruz. Biz bunları ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman ki normalleşmeye geçeceğiz ve insanlar dışarıya maskesiyle, inşallah sosyal uzaklığıyla çıkmaya başladılar. O zaman gene bu yarımsal testleri yapacağız. Hani sample'lama, örnekleme testlerini yapacağız. O takdirde bu R faktörü diyorlar ya işte, o faktörü gerçekten anlamaya çalışacağız. Çünkü onun gerçek bilgisi herkese aynı gün test yaptığınız zaman olur, ama o lojistik olarak mümkün değil. Bence peki, rakam daha fazla. Biz daha bilmiyoruz. Normalleşmeye geçince o artacak. Amerika'da bu arada 7 eyalette artıyordu rakamlar. Normalleşmeye geçildi biliyorsunuz. 17 eyalette artma var şu an için Amerika'da. Ve Texas ve Florida yaz olmasına rağmen, sıcaklık ve nem çok olmasına rağmen vakalarda artış var. San Diego'da ise vakalarda o kadar çok fazla artış yok. Hocam, sahiller açıldı. Buyurun. Hocam, bu sıcaklık ve nemin herhalde pek bir etkisi yok bu virüse. Sıcaklıkta etkisi var. Yalnız insanlar sosyal mesafeye ve unutmayın birçok faktör var değil mi Ahmet Bey? Yani sadece virüsün şeyle ölmesi, diyelim ki virüs her 5 sıcaklık artışında virüsün direnci bir azalıyor hocam Ahmet Bey. Dolayısıyla diyelim ki biz ondan yaptığımız kazancı 1 diyelim, ama sizin sosyal mesafeye uymama ve maske takmama şeyiniz sizin negatif 5 ise ne oldu? Siz gene negatif 4'te kaldınız. Tabii. Anlatabildim mi? Tabii, çok düşünelim. Gayet net, evet. Anlatabildim mi? O nedenle lütfen gençlere söylüyorum. Efendim sıcaklıklar arttı, bu virüs ölecek diye sakın dışarıya maskesiz ve sosyal şeysiz çıkmayalım. Uzaklığa uymadan çıkmayalım. Bu çok çok önemli. El hijyeni önemli. Ve yaşlılar için rica ediyorum, inşallah sahiller açılır. AVM'lere fazla giden zaten yok. Aklı başında olan da zaten AVM'ye fazla gitmez. İnternetten alışveriş yapar. Kapına kadar geliyor. Ondan sonra normalleşme süreci tahmin ediyorum başlayacak Türkiye'de değil mi bayramdan evet, sonra? Evet, bayramdan sonra bir bayram sürecinde evde kalınacak. Bugün açıklandı. Evet. Arife gününden itibaren
1, 2, 3, 4, 5 gün evdeyiz. Yani bugün açıklandı o. Onun ben önemli bir kazanım, 4 gün pardon, önemli bir kazanım sağlayacağını düşünüyorum. Tabii. Yani bütün ben Türkiye'de de bir de, bütün Türkiye'de tabii. böyle bir tabii. şey olacak. Tabii. İnşallah tabii. işte virüsün yenilmesinde önemli bir etken olacak diye düşünüyoruz. Tabii. Yani en güzeli işte de inşallah Ramazan bayramında da insanlar sanki illaki Cumhurbaşkanı'nın ya da yönetimin sokağa çıkma yasağı söylemesine gerek kalmadan inşallah görsel bir şekilde bayramlaşma yaparlar bu yıl. Artık bu yıl böyle olacak. Öyle olacak bütün herhalde, yaptığı evet. şeyler boşuna gitmesin. Size güzel bir haberim var aşıyla ilgili bu arada. Aşı biliyorsunuz birinci fazda yapılmıştı. Ve birinci fazda normalde bu aşının olumlu yani yan etkisinin olup olmadığına bakılır ki ikinci aşamaya geçilir. Yalnız birinci aşamada yapılan hastalarda biz gittik ve şeye baktılar bunlar NIH'in çalışmasında 60 ile 100 hasta arasındaki antikor ulaştı mı? Artık antikorla virüsü anladınız siz antijeni. Antijen virüs, antikor da buna gelip yapışan ve bunu engelleyen yapı. Vücudun geliştirdiği yapı. Bu hastalardan 8 tanesinde bu çok güzel bir haber ve insanlara moral versin. Antibody'nin geliştiği öğrenildi. Halbuki ilk safhada bizim yapmamız gereken bunun yan etkisi var mı yok mu? Ama biz hızlandırmak süreci aracılığıyla biz dediğim yani Amerika'daki bilimsel insanlar dolayısıyla bunlara baktığında bu insanlara düşük dozdaki aşıda bile 25 mikrogramda bile antibody üreye geliştirdiği ve bu antibody'nin hastalığı geçirmiş kişilerdeki antibody seviyesinde olduğu ve bundan da önemlisi bu antibody'nin giderek virüse bağlandığı ve virüsü nötralize ettiği. Biz bunu istiyoruz sonuçta. Virüsü nötralize ettiği gösterildi. Bu çok güzel bir haber, olumlu bir haber. Lakin bu aşıda kullandığımız teknoloji yeni bir teknoloji mRNA teknolojisini kullanarak yaptığımız bir aşı bu. Dünyada henüz daha RNA virüsüne karşı bir aşı geliştirilmiş değil. Bu teknolojinin bu şekilde yanıt vermesi çok güzel bir şey. İnşallah faz 2 ve faz 3 çalışmasında dediğim gibi bir kısım insana gerçek virüs verilecek, bir kısım insana da aşı verilecek. Ve bunda da süreç azalmış olacak. Ben olumlu sonuçlar olacağına kesinlikle inanıyorum. Unutmayalım Amerika'da para fazla ve bu nedenle çalışan biliyorsunuz Almanya'da çalışanlar bile Pfizer'la çalışıyor, Merck'le çalışıyor. Dolayısıyla bu aşının Amerika'dan çıkacağına inanıyorum. Herkesten daha önde ve inşallah antikor bu arada ikinci olarak da antikor biliyorsunuz konuşmuşsunuzdur tahminim Mehmet Hoca'yla. Ve antikor tedavisinde de güzel adımlar atılıyor. Monoklonal antibody üretilmesinde ve bu da çok güzel bir haber. Tahminim birkaç aya kadar hem tedavimiz olacak bu virüse karşı ama bu aşıdan vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü antikorlar pahalı olacak, aşı da pahalı olacak. Bu diğer ülkeler için işte Afrika, Madagaskar. Bu arada Madagaskar'daki hocamız gazozu da içsin bir de bizim şarkı yapmışlar. Ayılana şey gazoz, bayılana limon diye. Ondan da şarkıyı da oynarlarsa belki virüs biraz daha hocam, şey olur diye söyleyeyim sizi. Hocam, bu şekilde. Şarkı dediniz de kulağıma gelen bazı bilgilere göre tarafsız bölge dışında bazı programlarda ve televizyonlarda da şarkı söylediğinize dair istihbarat aldım. Aman yapmayın. Hocam şarkı bize özgü bir şey yani. Bizde başladı, bizde devam etsin. Şimdi hocam, tamam. Peki bu Çin bulamaz mı aşıyı? Çin niye bulamasın? Çin bulamaz. Yaşa Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Edeceğim. Niye bulamasın? Çin'de, hocam, Çin'de ben size söyleyeyim biraz önce Onur Bey'e gönderdim birkaç şey de. Bunların içerisinde Çin'in yaptığı yayınlarda bazı sahtekarlıklar olduğu ortaya çıktı. Bunlarla ilgili de açıklamalar yapıldı. Yani Çin'den gelen ne rakama güvendik, ne Çin'den gelen ilaca güvendik. Bak Çin'den gelen o ilaç Türkiye'ye, Famdesivir midir nedir? Burada kullanılmaz o. Ondan sonra Çin'den gelen aşıya da güvenilmez. Ben güvenmem yani. Hocam sizde tam Çin, Trump gibi anti-Çin bir tutum içinde görüyorum sizi. Hayır öyle bir şey düşünmeyin. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bakın Çin o kadar yayın yaptım dedi. Hocalar da diyorlardı ki Lancet'te basmışlar işte böyle diye. Ya sizde vaka dünyada ilk sizde varsa, Ahmet Bey'de varsa tabii ki adam Ahmet Bey'den gelen şeyi fazla review, peer review etmeden basacak. Yani bu 2-2-4 çünkü insanlar o bilgiyi almak için aç.
Bunlar, bu olanlar nedeniyle ve aynı zamanda Çin'in virüs, bakın ta Kasım ayında çıkmışken ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışarak ta ki Şubat ayının neredeyse başına kadar bunu pandemi olarak bildirmemesi, saklaması nedeniyle Çin'e karşı olan güvenç, yani Çin'e sizin sarsılmadı mı güveniniz? Sarsıldı tabii. Skandal diyorum şimdi, hocam. Daha ne diyeyim? Şimdi Wuhan'da ikinci dalga var diyorlar da neden bir iki tane vaka çıkıyor World Meter'da? Halen daha Çin'de vaka sayısı artmış değil. Yani bunlar insanda soru işareti yapıyor doğru, ama doğru. Onlar da inşallah onlar bulurlar. İnşallah başka ülke Amerika'nın satın alacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika'nın ben daha önce Çin'den daha önce aşıyı bulacağına inanıyorum ve güveniyorum ve antikorda da dahil. Dolayısıyla inşallah onlar da bulur. Burada ırkçılık diye bir şey yok. Bilimsellik var. Sadece bilimsel. Yalnız endişem şu. Dünyada birçok ülke bu aşıyı bulacağım diye uğraşıyor. İnşallah safety ve efficacy dediğimiz iki şey var. Yani güvenli olacak ve etkili olacak. Etkili olacak. Amerika'da biz bu ikisine bakarız. İnşallah birisi sadece güvenli diye yarım yamalak çalışma yapıp ondan sonra insanlara etkili olmayan bir aşı verip de çok büyük bir hayal kırıklığı değil, insan hayatıyla oynamaz diye düşünüyorum. Bu virüs için aynı zamanda sonbaharı konuşmuştuk sizinle. Lütfen herkes aşılarını olsun. Bu arada sizin hayvan seven birisi olduğunuzu biliyorum. Onur Bey'e de gönderdim. Biliyorsunuzdur, ben söylemiyorum yani. Bu haber beni sevindirdi. Köpekler, bu medikal şeyler, köpekleri işte efendim ilaçları kokluyorlar, işte hastalıkları kokluyorlar. Malaria hastalığında, ondan sonra efendim işte bu Parkinson hastalığında kokularıyla şeyleri bulabiliyorlar, hastaları bulabiliyorlar. Ve İngiltere'de 500 bin pound funding aldılar Ulusal Sağlık Örgütü'nden. Köpeklerin bir kısmında bu koronavirüsle olan hastaları koklayıp onları teşhis etmesi, yani erkenden tanımlamaları. Bunun önemi de şu. Bu fotoğraflar onu mu gösteriyor? Yani gönderdiğiniz. Evet, bu fotoğraflar ne kadar güzeller değil mi? Şeyler, çok. Hayvanlar çok güzeller, çok tatlılar ve en önemlisi çok akıllılar. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Çünkü Ahmet Bey, bu hani biz düşünüyoruz ki biz millete söylediğimiz zaman ya koronavirüsü şeyi varsa aman gelin işte ateşiniz var şu bu. Millet zannediyor ki ateşim yoksa bende korona değil. Burnum akıyor ama belki şeydir hani griptir, basit griptir ya da alerjidir. Seasonal yani bahar alerjisidir diye düşünüyor. Halbuki hastaların çok büyük bir kısmında ateş olmayabiliyor. Bunlarda nefes darlığı olmuyor ama baş ağrısı oluyor. O nedenle eğer bu köpekler gerçekten şey yaparlarsa, hastaları hani olası kişileri koklarlarsa özellikle havalimanında, efendim işte tren istasyonlarında, şurada burada, bunların teşhis etmesi şeyden daha hızlı olacak. Testlerden daha hızlı olacak. Peki tabii hocam ki, bir dakika. Testlere karşı test yapacaklar. Böyle bir şey olmuş mu yani? Bu köpekler bunu tespit etmişler mi? Bu belli mi yani? Onu baştan anlattınız ama kaçırdım ben tam. Malaria bazı hastalıklarda, malaryada mesela yani sıtmada, ondan sonra Parkinson hastalarında bazı kokularla evet daha önceden tespit edilmiş ve bilimsel yayınları da yapılmış. Şimdi bunlar yapacaklarında aynı şeyi koronavirüsü öğretecekler, yani eğitim verecekler bu köpeklere, 40 kadar köpek var. Bunlara öğretecekler koronavirüslü hastalığın kokusunu ya da taşıyıcının kokusunu. Daha sonra bunları, köpekleri bu şeylere, taşıyıcılara koklatacaklar ve aynı zamanda bu taşıyıcıları da test yapacaklar. Eğer köpeklerin evet bu insanda vardır dediğiyle testin de evet bu insanda var dediği ne kadar diyelim %90, unutmayalım teste %100 değil. Tabii, %15 tabii. Negatif çok var. Önemli, çok eğer yukarıda. Olursa, düşünsenize test yapmanız gereğine o köpek gidecek. Biz burada Türkiye'den mesela bazen sucuk getiriyoruz, şunu getiriyoruz, bunu getiriyoruz. Havalimanındaki köpek geliyor bizim çantamızdan buluyor, alıyorlar, götürüyorlar. Sonra Amerikalılar kendileri yiyorlar o fıstık gibi şeyleri. Demek istediğim yani eğer öyle bir şey olursa ki buna yani inanmak lazım. Biliyorsunuz köpekler depremlerde insanların kokusundan insanları kurtarıyor, şey yapıyor. İnşallah olur, bunu ben söylemiyorum. Adamlar 500 bin pound az para mı? Çok bu funding verdiklerine yok, yok, benim, göre. Benim kafama yattı öyle. Hocam. Benim kafama yattı. Evet. Bu iş olabilir yani. Doğru. Yani çok güzel olabilir. Ve bunun dışında dediğim gibi antikorla ilgili çok güzel bir gelişme var.
birden fazla firma, Regoron firması da bunun içerisinde. Bunların ellerinde antibodiler mevcut, daha geçmişten gelen. Mesela ben böbrek nakli olacağımda da benim bakarlar antibodi, yani kaç tane antibodim var işte efendim, ben çünkü vücudum benim yeni organı aldığında onu etkilememesi, onu itmemesi lazım. Ya da şey yapmaması, ne derler ona, uyuşmaması durumu olmasın diye bende antibodi titirlerine, titerlarına bakarlar. Yani ne kadar fazla antibodi var, işte kan almış mıyım, plazma almış mıyım diye bakarlar. Aynı durum onlarda da, o banka bilgisi olduğu için koronavirüsle olan hastalarda hangi antibodilerin geliştiğine bakarak 3-4 tane antibodinin bir araya gelerek bunlara antikor, yani direkt nasıl siz hastadan alıp da antikor veriyorsanız, bir kişiden aldığınızı diğer hastaya veriyorsanız, bunlar da bu sentetik antikorları oluşturarak virüse karşı monoklonal antikor ve aynı zamanda sentetik antikor oluşturuyorlar. Bu da ilaçtan, biz biliyorsunuz %100 etkili bir ilaç yok şu an. Dolayısıyla bu daha da etkili. Tamamen virüse gidiyor ve virüsü kapıyor. Sanki birebir savaşan askerler gibi. Bu çok güzel bir şey olur. Çünkü hastalar aşı çıkana kadar bizim tedavi olacak, ölümü azaltacak. Yani tedavilere ihtiyacımız var. Bu da güzel bir şey olacak. Zaten rakamlar mesela Türkiye'de düşüyor. İnşallah şeyde de normalleşmeyle beraber onlar düşük kalmış olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu şekilde diye düşünüyorum Sayın Hocam. Peki hocam. Şimdi sıcağa karşı bu virüsün dayanıklılığı söz konusu mu? Yani sıcaklar arttıkça, bizde şimdi sıcaklıklar artıyor. Evet. Virüsün bulaşma gücü kırılacak mı? Kırılacak, evet. Yalnız virüsün kırılma, virüsün, size ben birkaç tane e-mail attım. Onur Bey gösterebilir oradan grafide. Bunların çalışması yapılmış. Her 5 derecede bir artış olduğu zaman bu virüs bulaşılırlığından bir kat kaybediyor. Ve dolayısıyla rakamlar azalacak. Ama şu an bizim içerimizde, evimizde olan kaç kişi enfekte durumda, biz bunu bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz yani, açıkça söyleyelim. Çünkü 84 milyonunu da aynı anda test yapmadıktan sonra, ki olacak bir şey değil, mümkün değil şu an, Amerika'da da mümkün değil. Biz gerçek R'yi bilmiyoruz. Biz sadece o R'yi hastaneye gelen hastalar ve yaptığımız testlere görebiliyoruz. Gerisini bilmiyoruz. Zaten bunun da toplamı kaç? Birkaç milyon oldu şey test. 1,2 mi oldu? 1,3 mi oldu test? Onun üstüne de bir de 143 bin bildiğimiz insanı söyleyelim. 143 bin. Bizim bildiğimiz sadece 84 milyondan biz daha 1,5 milyonu ya da 2 milyon hastayı şeyi biliyoruz. 1,650,000 oldu hocam test tamam. sayısı. Tamam. 1,650,000'in üstüne bir de 140 bin vakayı ekleyin. 1,7. 2 milyon deyin siz. Geriye kalan 84 milyonun 80 milyon 82 milyonun kaçında virüs var? Kaçında virüs yok? Nereden biliyorsunuz? Anladınız mı? Aynen. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onlar dışarı çıktı mıydı? Mehmet Hoca bu sefer diyecek ki, aa bizim R rakamımız 1'i de geçti. Bazı ülkelerde, İtalya'da filan o 2,8, bazı ülkelerde daha da yüksek. O nedenle şu an herkes evinde olduğu için gerçek rakamı bilmiyoruz. Düşüyor düşüyor diyoruz. Ama evlerde ne oluyor bilmiyoruz. İnşallah düşüyordur. Ama bu normalleşme süreciyle beraber ne olur maskemizi ondan sonra takalım. Sosyal uzak, siz de söylediniz artık, ellerimize hijyen. Ve tahminim şu olacak Ahmet Bey. Eğer biz bu şeyleri uygularsak bu yıl bizim gripten ölen vaka sayımız da azalacak. Özellikle herkes aşısını olursa. Neden? Aynı şeyden konuşuyoruz. Aynı tedbirler. Koronavirüs için olan tedbirler. Aynı zamanda grip için de tedbir. Eğer dolayısıyla biz onu uygularsak, mantıken düşünürsek, ne olacak? Gripten olan ölen kişi sayısı bu yıl daha az olacak Türkiye'de. Eğer ki aşımızı olur ve bu tedbirlere uyarsak. Yine fotoğraflar gönderdim size. Sahiller açıldı Kaliforniya'da. Ama sahil güvenlik sahilde. İnsanlar maskesini %50'si %60'ı takıyor. Herkes takıyor mu derseniz takmıyor maalesef. Ama en azından açık havadalar. Yaşlılar gayet güzel şekilde karı koca el ele tutuşuyorlar. Yalnızsa efendim köpeğini alıyor, geliyor sahile, oturuyor. Oturmasına izin var. Şezlong yok ama işte şey var. Yani geziyorlar, ediyorlar. Onlara karışan yok.
İnşallah bu arada AVM'ler burada kapalı. Herkes Amazon'dan şuradan buradan alışverişini yapıyor. Kapınıza kadar da geliyor, sorun yok. Beğenmezseniz gönderiyorsunuz, bedavaya değiştiriyorlar. AVM'lerine kimsenin gitmenin önermem. Bu arada vitamin D'nin gerçekten eksik olduğu, o yoksa bile şimdi eksik olduğu ortaya çıktı. Ve çünkü insanlar çoğu zaman evde biliyorsunuz güneş ışığına maruz kalmıyorlar. Normalde zaten toplumun %70, %80'i vitamin D'den yoksun bir şekilde bu modernleşmeyle birlikte. Dolayısıyla artık diyorlar ki bu vitamin D eksikliği hem koronaya bulaşma şansımızı yükseltiyor, hem de aynı zamanda korona alırsak daha ciddi seyrediyor ve ölüm riski daha yüksek oluyor. Normal bir dozda işte 200 ünite, 400 ünite neyse lütfen vitamin D'nizi her gün alın diyorlar. Vitamin C'den ziyade hatta. Hocam, çünkü gerçekten önemli. Hocam zaten güneş ışığından yeterince vitamin D alınamaz diyorlar. Yani çok zor diyorlar. Yani, çok uzun süre kalmak gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla doğru. Takviye şart diyorlar yani. O söylediğiniz kesinlikle. Haklısınız. Kesinlikle. Yani vitamin C'nin, çinkonun yerine, şunun bunun yerine, kanıtlanmamış şeylerin yerine lütfen vitamin D'mizi almamız çok önemli. Tabii ki sıcaklar var. Sıcaklarda efendim dün hipertansiyon günüydü Ahmet Bey. Dünya hipertansiyon günü. Tansiyon bu kalp hastalığı olan, şeker hastalığı olan, böbrek hastalığı olan kişiler için çok önemli. Güneşe çıkmak uygun olmayan zamanlarda biliyorsunuz insanın tansiyonunu artırıp felç bile yapabiliyor. Güneş geçmesi olabiliyor. Felç gibi bir durum olabiliyor. Dolayısıyla yaşlılarımıza dikkatli olmalarını öneririm. Sabah erken saatlerde ya da akşamleyin güneş batışına yakın çok sıcak olmayan zamanlarda çıkıp hava alabilirler. İnşallah sahillerimiz açılır. Ahmet Bey benim şeyim şu, yani bundan bir ay sonra açsanız da sahillere aynı durum var. Bundan bir ay şimdi de açsanız durumlar aynı. Gerekli olan şeyler aynı olacak. Ne olacak? Ondan fazla kişi bir araya gelmeyecek. Sahil güvenlik olacak. Atlı efendim işte zabıtalar olacak. Madem öyle olacak, şimdiden açın diyorsunuz. Şimdiden yani. Açın yani. Doğru, o zaman doğru. Ben size soruyorum yani mantıklı bir insansınız, çok zekisiniz. Size soruyorum arada bir fark olacak yok, mı? Yok olmayacak doğru. İnsanlarda depresyon başladı. İnsanlarda kilo alma başladı. İnsanlar ortalama 5 ile 7 kilo civarında kilo alıyorlar. Bu arada lütfen rica ediyorum sizde diyorum ya gazetenizi okuyorum. Yani bazı restoranlar bedavadan baklava dağıtıyorlar, şey yapıyorlar. Akdeniz ürünlerini yiyelim, şekerden uzak duralım. Dolayısıyla bunlar önemli çünkü zaten egzersiz yapmıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Bir de bunun üstüne kilo alırsak kötü olur. Aynı zamanda şöyle bir şey var Ahmet Bey. Amerika'da hastaneler kapanmaya devam ediyor. Maalesef özellikle taşra hastaneleri, bu hastaneler normalde devletten gelen Medicare parasıyla açık kalabiliyorlardı ve oradaki şeyin halkın para destekleriyle, bağışlarıyla artık bu hastaneler kapanıyor, sayı artıyor ve hekimlerin klinikleri de kapanma durumunda. Çoğu hekimin sadece telemedicine yapıyorlar, teletip yapıyorlar sizinle benim gibi ve %80'i %90'ı buna dönüşmüş durumda. Hekimlerin maaşları azaldı %20 %30 civarında. Yani hekimler korkuyorlar. Kimin kapıyı açıp kimin kapıyı kapalı tutacağı belli değil. Hekimlerde de depresyon başladı. Ve bu nedenle diyorum ki ne olur sahilleri açalım, deniz ırmak kenarlarını açalım. Hocam, yani siz, kısacası millet dışarı çıksın. Bence siz biraz da Türkiye'ye geleceksiniz. Gelmeden şu sahilleri bir açın diyorsunuz gibi geliyor bana. Hocam o arada Ahmet Bey size bir sorum olacak. Yani ben de turist sayılırım değil mi? Ben de yerli turistim evet. Yani. Ve geldiğimde öpeceğim toprağı, söz veriyorum. Sizinle Zeybek'le oynayacağız. Şunu sorsam size, Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan benim gibi turistlerin, efendim işte yerli turistler, vatandaşların karantinaya alınma durumu olacak mı? Alınmasın demiyorum ben. Yani öyle bir şey söylemiyorum. Kesinlikle doğru olan neyse o yapılsın. Yoksa test mi yapılacak? Test hocam. Bu da buradaki Turizm test Bakanı, Turizm Bakanı açıklıyor. Bir karantina vurgusu yapmadı ama test vurgusunu defalarca yaptı. Tamam, test o bizim yapacaklar. Için, yani, çok güzel. Çok öyle güzel. Görünüyor. O zaman 15'te geleceğiz inşallah. Hocam bu arada benim buyurun. Bir size daha önce de bahsetmiştim. Biraz böyle kaba saba bir arkadaşım var. O diyor ki evet. Bugün diyor Mehmet Hoca diyor konuşmasına ya biraz kötü yazmış ama neyse ben açıklayayım ne demek istediğini. Söyleyin, önemli değil. Şimdi diyor ki Mehmet Hoca konuşmasına başlarken diyor
aşıyla ilgili sevindirici bir haberim var diyerek başladı ve aşı konusundaki ilerlemeyi anlattı diyor Amerika'daki. Evet. Bugün tabii diyor Amerikan borsası uçtu diyor. Acaba evet diyor borsanın uçması bu aşıyı mı satın alıyorlar acaba diyor. Yani bunun bu faktör mü etkiledi evet acaba diye soruyor. Ancak böyle toparlayabildim. Çok güzel söylediniz. Bu arada arkadaşınızla saygılar ve katkılarından dolayı da sizin düzelttiğiniz şekilde teşekkür ederim kendilerine. Amerika Birleşik Devletleri'nde borsanın artmasının birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz bazı senatörler de borsa artsın diye, düşük düşmesin diye tahvil alıyorlar. Ama bunun dışında tabii ki aşının bulunma, bu pozitif olan hareketler, antikor tedavisinin olabileceği, yani bizim bunlardan çıkabileceğimiz, önümüzü görmemiz, bir tünelin sonunda ışığı görmemiz, aynı zamanda en önemlisi Sayın Trump'ın normalleşme sürecine girerek alışverişin artması, bunu desteklemesinin nedenlerinin bunların hepsi bunun içerisinde etkili oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle Pfizer, Merck bu gibi ilaç firmaları, çünkü hocam şu bir gerçek var. Amerika halen dünyanın ekonomisinin merkezi ve dolayısıyla isterse şimdi gitsin o Madagaskar'daki adam o içkisini işte neyse şey yapsın. Neye ihtiyacı var? Kapitale ihtiyacı var. Dolayısıyla dünyadaki diğer ülkeler diyelim aşı geliştirdi. Gene de Amerika Birleşik Devletleri'nden, çünkü 8 milyarı konuşuyoruz biz. Bu aşının bu kadar çok üretilebilmesi, bu antikorun bu kadar çok üretilebilmesi, bu araştırmaların yapılması için kapitaya ihtiyacı var. Kapita nerede var? Amerika'da var. O nedenle borsanın da artması, borsanın da düzelmesi bu nedenlerden dolayı oluyor diye düşünüyorum. Hepsinin etkisi var yani. Hepsinin etkisi var yani. Evet. Hem evet normalleşmenin, hem aşının oradan çıkanma evet ihtimalinin yüksek olmasının, evet hem tahvil almalarının evet filan hepsinin etkisi var. Evet. Çok güzel açıkladınız hepsinin hocam. Teşekkürler. Hocam bu D vitamini takviyesi ile ilgili bir izleyicimiz soru soruyor. Bunların diyor buyurun bir yan etkisi var mıdır diyor. Bir problem doğurabilecek bir yan etkisi var mıdır diyor. Evet. Tabii ki her şeyin yan etkisi var. Eğer yeterinden fazla alınırsa, vitamin D'nin de toksisitesi var. Yani eğer normalken, sizin değeriniz normalken çok yüksek, ama çok yüksek diyorum. Yani ben mesela 50 bin ünite alıyorum ama benim eksikliğim var. Belirgin bir derecede eksikliğim var ve ben haftada bir kere 50 bin ünite alıyorum ama siz normal dozlarda efendim işte 400 ünite alırsanız bunun olma şansı daha az. Ama her şeyi tabii ki daha fazla alırsanız, vitamin C'nin de toksisitesi var. Her şeyi siz gerekli olun, çinkonun da toksisitesi var, yan etkisi var. Dolayısıyla her şeyi siz, o nedenle hayır, biz yani diyoruz bu, ki günlük, izleyicimiz günlük, diyor ki dozunda günlük bir tane alsam dozunda takviye. Dozunda günlük bir tane alsanız sorun yok. Onu kesinlikle onu yani zaten almanızı öneriyoruz. Çünkü şu an hastaneye gidip de sadece vitamin D'mi ölçtüreceğim diye orada, Allah korusun, tamam hastaneler önlem alıyorlar ama önlem önleme kadar yani. Ben şimdi hastaneye gitmek istemem elimden geldiğinde, sadece hastalarım için gidiyorum, şey yapıyorum. Bu arada çok güzel bir şey, önemli bir şey söylemek istiyorum Ahmet Bey. Geçenlerde bir hasta geldi, böbrek yetmezliği var ve hastanın kolunda tamamen nabız kaybı. Kolunu hareket ettiremiyor ve kaldıramıyor saatlerdir. Bir baktık hastanın fistülü kapanmış ve koronavirüsü pozitif bu hastada, fazla bir bulgusu eyvah yok. Ama hasta kan pıhtısı oluşturduğu için, dolayısıyla kan pıhtısını açtık. Şunu rica ediyorum, yani böbrek nakillerinin de artık yavaş yavaş Türkiye'de açılması lazım. Hastanelerde tedbirleri alınarak, çünkü hastalarımızın bu diyaliz bölgeleri de kapandığı zaman, ve bir kısım hasta da diyalize gitmeyebiliyor. Diyalize gitmiyor, potasyum yüksekliğinden evinde ölüyor. Lütfen rica ediyorum, artık böbrek nakilleri, karaciğer nakilleri de yavaş yavaş açılsın. Hocam kısa bir reklamdan sonra bir sorum daha olacak size. Kısa bir aradan tabii sonra. Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet,
Tekrar birlikteyiz. Mehmet Çilingirioğlu hocayla konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi merak ettiğim bir husus var, o da şu. Biliyorsunuz gripin belirtileriyle bu koronanın belirtileri birbirine çok benziyor. Yani hemen hemen neredeyse yakın. Grip olduğumuzu, yani grip olduğumuz zaman, öyle hissettiğimiz zaman korona olmadığımızı nereden bileceğiz? Bu konuda ne diyorsunuz? Yani iki belirti arasında bir fark var mı? İki hastalığın belirtisi arasında bir fark var mı? Aslında öyle çok fazla bir fark yok. Bildiğimiz gibi ille de herkeste ateş olacak diye, ille de herkeste solunum şeyi, nefes darlığı, ondan sonra efendim işte fetik olacak diye, halsizlik olacak diye bir şey yok. Hastaların büyük bir kısmında da ateş olmadan kendini gösterebiliyor. Biz zaten normalde gripte olan bir hasta, solunum yetmez olan bir hasta, öksürmesi olan geldiği zaman acilde normalde influenza A, influenza B ve respiratory syncytial virus dediğimiz RSV, RSV virüsünün testlerini acilde kesin yaparız. Bu %100. Dolayısıyla bir de strep yaparlar bazen. Strep enfeksiyonu var mı boğazda diye. Dolayısıyla bunun tek bir yanıtı test olacak. O nedenle zaten herkese, milletimize diyorum ki grip aşınızı lütfen olun. Ve dolayısıyla acile geldikleri zaman bu hastalar, özellikle sonbaharda çocuk olsun, yetişkin olsun, yaşlı olsun, bunlarda koronavirüsü de yapacağız. Koronavirüs testi de yapacağız. Efendim grip testi de yapacağız. Çünkü bazı hastalarda bu ikisi de bir arada olabilir ya da bir tanesi olabilir. Ve bunun üstüne eğer hasta geç gelmişse, bunlardan bir de üstüne de bakteriyel enfeksiyon olabilir. O nedenle sonbahar geldiği zaman durum biraz daha karmaşıklaşmış olacak. Ama biz testi yapmadan mümkün değil. İkisi arasında efendim bu şudur ya da şudur diyebilme şansımız. Yani zaman, öyle diyen çok hekimler varsa çok iyi yani. O zaman gribal bir belirti söz konusu olduğunda derhal test yaptırmak gerekiyor. Tabii. Yani ben diyorum ki şu an için Amerika'da bize acile geldiğinde hasta, biz direkt influenza A, influenza B ve aynı zamanda respiratory syncytial virüs var mı yok mu diye yapıyoruz. Yani bu bizim standartımız. Bunlara bakıyoruz. Bu zaten standart. Ondan sonra tabii akciğer testi yapıyor. Akciğer grafisi çekiliyor. Zatüre var mı yok mu bakılıyor. Zaten bu koronavirüslerin bir kısmında akciğer testi de pozitif. Bir de CT çekiyorlar biliyorsunuz. CT'de zaten anormalite, korona varsa zaten çok büyük bir kısmında görünüyor. Testten bile daha duyarlı bir şekilde şey yapabiliyor. Bu arada virüsle ilgili bir şeyle, aşıyla ilgili şunu söyleyeyim kısaca. Aşı RNA virüsü aşısı olduğu için hastaların bir kısmında otoimmüniteye, yani sizin romatizma bir eğiliminiz varsa, lupusa karşı bir eğiliminiz varsa bunu tetikleyebilme şansı var. RNA virüsü olduğu için, aşısı olduğu için. Dolayısıyla bu aşı çıktığı zaman bunların da hekim, yani direkt giderek hemen aşıya olayım değil, belli bir sorgulama cetveli olacak. Tabii onu geliştirecekler. Ona göre bakmamız lazım gelecek. Bunu da belirtmek isterim Ahmet Bey. Bir de şunu söyleyeyim. Bodrum'da, Kaş'ta, Marmaris'te kötü manzaralar varmış. Kötü manzaralar, maske giymeyenler, ondan sonra İstanbul'dan gelip yaz diye efendim bunu tatil olarak görüyorlar. Biliyorsunuz birkaç insanlar işlerini kaybettiler ya da ertelendi ya da şu oldu bu oldu. Lütfen rica ediyorum, bakın özellikle İstanbul'dan geliyorsanız tatil yapmaya, yanınızdaki kişinin, komşunuzun asemptomatik taşıyıcı olduğunu bilmiyorsunuz. Yata biniyorsunuz gezmek için, yattaki kişilerin asemptomatik taşıyıcı olmadığını bilmiyorsunuz. Ondan sonra efendim bir yere gidiyorsunuz, berbere gidiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ne olur sosyal uzaklığı, maske takmayı korumazsak İstanbul bütün Türkiye'ye yayılır. Onu da ben şimdiden söyleyeyim. Şimdiye kadar yaptığımız bütün her şey boşa gider, hicran olur ve Türkiye bu sefer ön safhalarda gitmeye kalkar. İstanbul'la uğraşmak yerine bütün illerle uğraşmaya kalkarız. Bu sefer elimizdeki imkanlar yetmeyebilir. Brezilya'da bakın kabul etmiyordu. Ne diyordu? Siz biliyorsunuz değil mi Ahmet biliyorum, Bey? Biliyorum. Brezilya'nın biliyorum. Başkanı diyordu ki boş ver ya bu şey grip, gibi. Grip diyordu. Grip gibi diyordu şeyle. Karatay gibi grip bu, kafanıza takmayın diyordu. Şimdi hem vakalar arttı hem de hastanelerinde, yoğun bakımlarında boş yer kalmamış. Brezilya daha çok öne geçecek.
ateşle oynamayalım lütfen. Gene gideceksen git tatiline. Ama maskeni tak, sosyal uzaklıktan dur. Yoksa bütün bu halkımızın evde hapis olarak kaldığı şeyleri çöpe at. Lütfen yalvarıyorum millete. Yani bu yaz biraz farklı olacak diğer yazlardan. Bunu kabul edeceksin. Moralinde bozuluyorsa bozul. Ya dışarı çıktığına şükret. Brezilya 5. hocam, 5. ülke oldu. Abi onu söylüyorum. Yani ne oldu? Brezilya ta arkalardaydı. Ne oldu? O arada virüs yayıldı. Şimdi hastanede yeteri kadar insan kalmayınca ne olacak hocam? Daha sonra bakın Amerika'da bu hani orijinal Amerikalıların, Kızılderililerin kaldığı kampüsler var ya. Bunlarda da insanlar maske yok, şey yok. Afrika'da adamda maske yok. Afrika'daki rakamlar Madagaskar'da bir tane ölü olmuş. Siz zannediyor musunuz? Tabii ki Madagaskar'da 300 bilmem kaç tane vaka olursa adam gazoz içiyorsa sizin bu ne, o gazozun etkili olup olmadığını nereden bileceksiniz? Zaten vaka sayınız sizin az. Anladınız mı? Tabii ama günde 100 tane test yapıyorlarmış. Yapsınlar hocam yani şundan bundan bilmem ne. Sonra bakın bu içeceklerin bilmem ne bize de söylerlerdi. Bazen gazetelerde çıkıyor. Zambak kökünü yiyin efendim kanserden koyun. Bunlar karaciğerdeki enzimlerin bir kısmını etkiliyorlar. Ve aldığınız sizin ilaçlar çok yüksek doza çıkıyor. Çünkü metabolizma olmuyor. Sizi şey yapıyor. Lütfen doktorunuza sormadan saçma sapan şeylere güvenmeyin, şey yapmayın. Ve lütfen yaz için bakın dediğimi unutmayın. Çok güzel gittik şu ana kadar bilim kurulumuzun sayesinde. Lütfen maskenizi takmadan çıkmayın. Şimdi geçenlerde biz burada seviyoruz. Sıcak balonla uçuyoruz. Millet dolmuş içerisine. Çocuklar dedi hadi baba biz de uçalım mı? Ya uçulur mu? Bilmiyorsun ki sıcak balona kimin bineceğini yanındaki adamın. Kafadan sakat her yerde var. Kaç kişi biniyor ki bir balona? 8-10 kişi biniyor. Aman ne gerek var ya uzak durun hocam. Abi aynen öyle. Ben de diyorum ki yani bu 19 Mayıs ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şu sulanın ufak tefek yolları ağrıdan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şehir güleri, yiğidim aslanım burada yatıyor. Tepeden tırnağa şehir güleri, na 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 na, yiğidim aslanım burada yatıyor. Size bir şey diyeceğim Ahmet Bey. Şimdi alınmayın sakın diyeceğime. Mehmet Hocam da bilimsel, ben de bilimselim. Hani şarkı söylüyor olabilirim ama ben de bilimselim Sayın Hocam. Hocam biz sizin bilimselliğinizden zerre kadar şüphe etmedik bu zamana kadar. Yapmayın. Şaka söylüyorum. Ama şaka hocam söylüyorum. Şu bilimsel konuşmadan şarkıya geçiş hızınız Covid-19 virüsünün bulaşma hızından daha fazla. Şimdi Ahmet Hocam bir şey anlatayım size. Birden Amerikalı şaşırıyorum firmalar, böyle. Amerikalı firmalar beni bilirler tamam mı? Ama mesela bazen getirirler CEO'suna kadar beni bilirler. Çok hızlıdır elim. Çok hızlı yaparım ve güvenilir yaparım ve yaparken de zevk alırım. Şimdi yeni birisini getirirler. Ben o adamla konuşurum, projeyi yaparım, çizerim kafamda, hepsi her şey olur, işte finansmanını falan yaparım 5 dakikada. Adam önce beni anlamaz. Yani biraz yavaş hızımdan ben tabii 787 hızıyla gidip adam 747 hızıyla gittiği için anlamaz. Sonra jeton düştüğü zaman adam benim hızımla gitmeye başlar. Size onu söyleyeceğim. Doğru. Sizi çok seviyorum. Ben alışamadım o hıza hocam. Böyle birden küt diye geçiyorsunuz. Ya aşıyı anlatıyordu. Birden yiğidim aslanım. Aman hocam ne olur flight of ideas şizofreni falan demeyin yani. Yok, mutluluk yok. Ya Ahmet hocam. Var, mutluluk. Hocam, yani siz... bakın siz bazen dinliyorum. Yani yok efendim darbeymiş, yok efendim şuymuş. Şu zaman Ahmet Bey... Pozitif olma zamanı, kimseyi eleştirmiyorum, kimseye bir şey demiyorum ama ne olur el ele verelim millet olarak. CHP'lisi, AKP'lisi, HDP'lisi ne halsa el ele. Türkiye'yiz biz, bir Türkiye. Terörizmle savaşıyoruz, sağlıkla savaşıyoruz, ekonomiyle savaşıyoruz. Bir arada olalım ne olur, ayrı ayrı olmayalım. HDP'ye bir şey demiyorum ben. %100 katılıyoruz.
19 Mayıs'a da çok uygun bir konuşma oldu bu. Böyle de veda edelim. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Bye bye. Bye. Hepinize iyi geceler.